Herkese hayırlı akşamlar sevgili TV 264 izleyenleri. Bu akşam da Açık Türbün programıyla sizlerle birlikte olacağız. Onun öncesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünü buradan bütün halkımızın kutlayalım. Şehitlerimizin, aziz şehitlerimizin ise ruhlarını şad olsun diyelim TV 264 stüdyolarından. Bugün de Sakarya Spor'u değerlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi Gökhan Alparslan Yıldız bizlerle birlikte. Bugün Tamer abimizin, Tamer Batı Boylu'nun özel bir işi sebebiyle bizlerle olamayacağını, aynı zamanda Mustafa Özbey'in Sakarya'da spor duayenlerinden Mustafa Özbey'in bizlerle birlikte olduğunu belirtelim. Abicim öncelikle size söyleyelim, hoş geldiniz. Hoş programımıza olun. Şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Ne demek o şeref bize ait. Sizlerin büyük bir hizmet verdiği yerde bizlerin de olmamız doğaldır. Bu arada ben de Çanakkale Destanı'nın 104. yıl dönümünde bizim için canlarını feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla birlikte kahramanlarımızın, şehitlerimizin ve gazilerimizin önünde bir kez daha minnetle ve şükranla anarken saygıyla eğiliyoruz. Onu söyleyelim. Bugün varsak onların sayesinde olduğunu unutmayalım. Evet, tabii ki de geldiğimiz yeri, tarihimizi unutmadığımızı aynen belirtelim. Evet. Sizi son olarak Samsun maçı öncesinde özel programımızda ağırlama fırsatımız olmuştu Mustafa abi. Hatta o gün birçok konuya da değinmiştik. Hatta nelerin tutup nelerin tutmadığını ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Alparslan abi, her zaman olduğu gibi programımızın baş tacı. Eyvallah Erhan'cığım. Nasıl abi gündem? Gündem iyi. İşte biraz Mustafa abimiz de geldi. Biraz daha hakim konuları o da. Tecrübelerinden de faydalanacağız burada ama bizim seri galibiyetler yakalamamız lazım. İşimiz biraz polyanacılık oynamak değil. Ama ben Samsun maçına son maça kalabiliriz diye düşünüyorum. Yani sakatlıklarımız var. Beddualı bir şehir miyiz anlamadım gitti. Ceza alıyoruz, kart görüyoruz, sakatlananımız oluyor. Yani bakalım. Gündem evet, ilerleyen dakikalarda ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Çünkü belki kolay bir galibiyetle haftayı kapattık ama önümüze baktığımızda rakiplerimizin her seferinde kazanması bizleri sıkıntılı bir duruma sokuyor. Bakalım bizi ne gibi bir süreç bekliyor? Neler olacak? Geride bıraktığımız 7 maç var. Bu 7 maçta nasıl bir puan çıkartabileceğiz? Rakiplerimiz birbirleriyle oynuyor. Biraz daha ayrıntılı konuşuruz. Program başında da belirttiğim gibi Sakarya'da spor basının önde gelen isimlerinden, duayenlerinden diye tabir ettiğimiz Mustafa abiyi de özellikle bugün bu konuda aldık. Tecrübelerine dayanmak istiyoruz abi bugün. Tecrübelerini kullanmak istiyoruz. Senin tecrübelerin tabii ki de çok değerli bizler için. Nasıl değerlendiriyorsun Sakaryaspor'u? Şöyle seri bir geçmiş maçların yorumunu alalım. Şöyle söyleyelim. Tabii ki bizim önce ben her zaman söylerim. Bir hani devletin bile devlet aklı, devlet arşivi, devletin bir kozmik odası olur. Bizler çabuk unutan bir toplumuz genelde. Yani günübirlik yaşamayı seviyoruz, planlamayı sevmiyoruz, planlama yapmıyoruz. Geçmişi de hemen unutuyoruz, önümüze doğru bakamıyoruz. Tabii İsmail Ertekin gelene kadar hatırlayın 4 maçta aldığımız sonuçta bu takım düşer konusu öyle düşünüyorum. Kamuoyunda, beyinlerde yer etmeye başlamıştı. Oradaki bir radikal değişiklik, hocanın değişimi ve Sakaryaspor'un toparlanması gündeme gelmişti. Ve dikkat ederseniz ikinci yarı gelene kadar zaten İsmail Hoca ile mağlubiyet yok. Bu bir istikrar, bu bir seri galibiyetler, bu bir çıkıştı zaten. Bunlar güzel şeylerdi. Ancak ne var ki Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan bellidir. Neydi? Dar kadro. Hoca gerekli değişimi yapamıyor. Yani çünkü kulübede değişim yapacak, oyuncu değiştirecek. Baktığı zaman sağına soluna maalesef hamle oyuncusu yok. Hamle oyuncusu diye aldıklarımız çıkan oyuncuyu aratıyor. Böyle olunca İsmail Hoca hatırlarsanız devre arası olmadan daha devreye kadar en az zararla atlatıp devrede 3-4 takviye yaparsak biz bu ligin götürürüz tozunu atırız zirvede bitiririz demişti. Aslında bu erken uyarıydı. Ben de bu erken uyarıları yapan bir insanım normalde. Biraz antipatik gelirim o yönden insanlara. Ama tabii nedeni var. İşte eski Sakaryasporlu futbolcusunuz, hep Sakaryasporu pohpohlayacaksınız, türbün ağzıyla konuşacaksınız, taraftargirlik önde olacak. Ama bizim yapımız gereği, biz skor adamı değiliz, spor adamıyız. Bir de şöyle söylüyoruz. Yani şöyle düşünelim. 99 depremi öncesi Sakarya
2006'daki deprem öncesi bir bilim adamı çıksa 2000'e kadar deprem. 98-99'da deprem olacak kardeşim. Artçılar yaşanıyor. Hatırlayın o zamanlar Sapanca depremi oluyor, Hendek depremi oluyordu deseydi o adama biz teşekkür mü etmeliyiz? Acaba hakaret mi etmeliyiz diye sormak geliyor bazen içinden. Niye? Teşekkür etmeliyiz o adama. Niye? Bilimsel konuşuyor, geleceği konuşuyor, anlatıyor ve bizi uyarıyor. Doğru mu? Şimdi bizler eski Sakaryaspor'lu futbolcu olarak görüyorlar bizi hala. Evet, biz Sakaryaspor'lu futbolcuyuz. Sakaryalıyız. Ben burada doğdum. Burada cenazemiz burada kalkacak. Ancak bir şey var ki Sakaryaspor'un gerçeklerini konuşmamız lazım. Uyarmamız lazım. Biz uyarmadığımız müddetçe, gerekli uyarıları, ikazları yapmadığımız müddetçe bakın Türkiye'de hem ekonomik yönden hem yönetimsel anlamda doğru giden bir tane kulüp gösterin. Niye? Uyarmazsanız, doğruları söylemezseniz, doğruları anlatamazsak, taraftar gözüyle bakarsak her şeye olmaz. Duygular aklın önünde olmamalı. Yani duygu dediğimiz nedir? Çok sevmek de zarar verir. Doğruları göremezsiniz. Kin ve nefretle bakarsanız herkese yine doğruları göremezsiniz. Asıl olan akıldır, bilimdir. Yani bizim işimiz akıl ve bilimle Sakaryaspor'u hem saha dışında hem saha içindeki yönetimiyle, planlamasıyla, hocasıyla, kadrosuyla, altyapısıyla, üst yapısıyla gerçekleri göz önüne sermek. Ben basın mensubuyum. Yani ben nasıl ki Hipokrat yemini yapıyor doktorlar, yalan söylememe, yanlış yapmama adına. Ben de spor adamı olarak, gazeteci olarak ben Sakaryaspor'u ne kadar seversem seveyim, ne kadar ya da affedersin başkaları gibi nefret ederse etsinler, doğruları söylemek zorundasınız. Doğruları göstermek zorundasınız. Teşhis, tespit ve tedaviyi, teşhis ve tespiti doğru yapamazsak tedavi zaten doğru olmaz. Şu an tedavi olabilecek durumda mıyız sizce? Şöyle söyleyeyim. Sakarya'da ve Türkiye'deki spor kulüplerinin doğru yönetilmeye ihtiyacı var, o kadar. Yani model sistemini doğru kurmak zorunda. Kronik bir rahatsızlık ama Mustafa abi. Tabii. Türkiye genelinde bu. Yani dikkat edin. Gaziantep nerede? Arkadaşlar 2 yıl önce Süper Lig'deydi. Paraya para demiyordu. Milyon dolarlar saçıyordu. Şimdi esamede ismi okumuyor. Aynen bakın ligden çekildi. Şu an 3-0. Manisa nerede? Atıyorum işte Eskişehir geri gidiyor. Mersin nerede? Yani aynı şeyi bizler yaşadık daha önce. Göztepe yaşadı. Biz diyoruz ki yaşamayalım. Allah nasıl diyoruz? Bakın Çanakkale'yi konuşuyoruz. 104 yıl olmuş. Daha geçen haftada İstiklal Marşı'nın yazılışının yıl dönümüydü. Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin diyor muyuz? Diyoruz. Etmesin kardeşim. Biz dimdik ayakta duralım. O zaman Sakaryaspor'a doğru yönetilsin. Yönetimiyle, altyapısıyla, üst yapısıyla, basınıyla, taraftarıyla doğru işler yapmalıyız ki biz doğruları konuşabilelim. Şimdi Sakaryaspor'un kadro planlaması sezon başında yanlıştı. Eksikti. Yanlışı neye göre diyorsunuz mesela? Hangi konuda yanlışlar yaptı? Hemen söyleyeyim. Bakın iyi niyetli bir yönetim geldi. Önceki yönetimin içinden çıktı bu yönetim aslında. Ama oradaki yanlışları gördü. Yeni bir yönetim çıktı. Ama onlar da iyi niyetli olmasına rağmen birilerine teslim oldular. Menajere teslim oldular. Atıyorum hocaya teslim oldular. Ahmet Yıldırım'a. Transfer konusu. Transferlerde Sakaryaspor'un bir scout ekibi olmalı. Bir transfer politikası olmalı. Bir altyapı gerçeği olmalı. Hiçbiri yok. Bakın, daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Bugün geldi aklıma, bunu tüm Türkiye'de göz önüne alarak konuşalım. Her yıl 16-17 tane oyuncusunu değiştiren bir Sakaryaspor'da hiçbir futbolcunun forma aşkından bahsedebilir miyiz? Aidat duygusundan bahsedebilir miyiz? Bunu sadece Sakaryaspor olarak da bakmayın. Türkiye liglerine bakalım. Ama dünyanın geneline baktığımızda böyle bir realite artık yok. Hayır. Hani eskisi gibi Del Piero'lar, Pirlo'lar, Totti'ler. Şimdi hemen söyleyeyim. Zaten yanlış yerde işte. Bunları hep yanlış yere çeviriyoruz. Niye? Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde adamlar işini profesyonel yapıyor. Önceden de öyleydi. Yani forma aşkı, milliyetçilik, aidat duygusu farklı şey kardeşim. Bakın, şimdi ben Sakaryaspor'da futbol oynuyorduk. Bize para vermiyorlardı ama biz idmana çıkıyorduk. Aylarca para almadık ama maçımıza çıkıyorduk. Şimdi büyükşehir baskete bakın. Sakaryaspor'a bakın. Parasını almayınca futbolcular idmana bile çıkmıyor. Maça çıkmama
Program başında şöyle bir cümle kurdunuz. Benim cenazem de Sakarya'da kaldırılacak dediniz. Aynen. Bizim aslında yanlış burada değil mi? Bu konuda bir Alparslan abiye söz vermek istiyorum. Şey Mustafa abi alt yapımızdan altyapımızdan oyuncuya çıkarsak Mustafa bekliyorum. Abi bekliyorum. Ben o soruyu bekliyorum Mustafa ne? Abime soracağım. Çünkü tecrübeleri şehirde oturup kalktığı insanlarla devamlı bildiğim için gençliğimden beri belki çok böyle birebir diyaloglarım olmasa da aynı semtlerde devamlı denk geldiğimiz için ben kesinlikle zaten burada yırtınıyorum. İlk programdan beri bize kesinlikle squat ekibi ve altyapı bizim için çok önemli olması lazım. Altyapı bizim önceden madendi, şimdi kapalı maden. Yani 2 senede bir tane bir topçu çıkarırsak, 3 senede bir tane topçu çıkarırsak şu an çok önemli bizim için. Ama hep bizim altyapıdan çocuklar işte Altınordu gibi, Bursa Spor gibi, Bolu gibi illere buradan kaçıyor, kaçırılıyor. Ya tabii bizim takımımızın bir üst ligde olmaması, tabii bunlar da başka bir dezavantaj ama insanlar tabii çocuğunun geleceğini düşünecek ama buradan Sakaryaspor'a gelmeden, Sakaryaspor'a hiçbir yere uğramadan buradan futbolcular götürülüyor bu şehirden. Pardon, mesela planlama dedim. Altyapıyla da alakalı planlama. Nereye geleceğim? Sezon başında Sakaryaspor'un transferinin kapanacağını ben yazdım. Kapanacak. Belliydi. Doğru mudur? Herkes önceki duydum. Sezondan futbolculara para verilmemiş. Adam gelmiş 33 yaşına 4 yıllık Bağkur'dan emekli yapar gibi 4 yıllık mukavele yapmışsınız kaç tanesiyle. Yani kulübü resmen batırmışsınız. Sakarya'ya hani biz eskiden biliyorsunuz sınırlara mayın koyulurdu, dizilirdi, işte gömülürdü. Sakaryaspor'un her tarafını mayın döşemişsiniz kardeşim. Yani sizden sonra gelecekleri düşünmemişsiniz. Transferin kapanacağını biliyorsunuz. 5 tane oyuncuyu Fenerbahçe'ye veriyorsunuz altyapınızdan. Hangi akla hizmetle veriyorsunuz? Sakaryaspor'un milli kalecisini Galatasaray'a veriyorsunuz. Hangi akla hizmetle veriyorsunuz? Yani planlama dediğim bu. Ne yaparsınız? Benim transferim kapanacak. O zaman en büyük benim şeyim kaynağım ne? Yani benim en büyük potansiyelim neresi? Altyapıdan gelen oyuncular. Transfer yapamazsak kim oynayabilir? Bizim kendi çocuğumuz çıkacak. Aynen. Ve alacağınız bu transfer kapanana kadar, tahta kapanana kadar yaptığınız transferler var. Bu transferlerde isabet oranı, nokta transfer dediğimiz isabet oranı %90 olmalı. Yani sizin deneme yanılmayla oyuncu transferi, menajerlere teslim olarak oyuncu transferi yapma şansınız yok. Sanki geçen seneye göre biraz daha fazla bir menajerlik olayı yok gibiydi bu sene sanki. Çünkü sezon başında vardı. Mahir'le bizim Ramazan Salım mesela sözleşmeleri var Mustafa abi. 750 bin lira. Onlar, asgari ücretle çalışıyor orada, gibi gözüküyorlar. Bir şey söyleyeceğim ama orada problem menajerler değil. Menajerlere... Hayır, yani yönetimsel de geçen yönetimsel. Sen. 2-3 tane özellikle 2-3 tane transfer var ki yaklaşık kulübe maliyeti 1 milyonun 1,5 milyonun üstünde yani maksimum. 2 milyon. Bir tanesinin net maliyeti 2 milyon. Yani trans planlama. Bir, yönetim önce ki yönetim kendi planlamasını yapamadı kafadan. İşte o dedim ya İsmail Gürses, Halit Evin yönetiminden daha düzgün, daha samimi olan insanlar bir araya gelerek bir yönetim yapalım dediler. O sırada da işte adaylar pek yoktu. Kim çıkacak, kim çıkmayacak belli değil. Aday da yoktu yani. Aday yok İbrahim gibiydi. Şahin. İbrahim o zaten Şahin görünüyor kayboluyor. Çıkacaktı, çıkmayacaktı. İbrahim Alban'dı asıl olay. Çıkacak olan. Çıkmayınca alel acele bir yönetim yaptılar. Bir, planlama acele oldu diye denk geldi. Doğru mudur? Ne oldu? Planlama yanlış. Tamam değil, tam değil. İyi niyetli olmasına bak. Bütçe planlaması yok. Bütçe tam belli değil. Hoca ve kadro planlaması alelacele belli değil. Ki hoca İsmail Gürses ve yönetimi zaten bıraktı kucağına bu yönetimin. Ne oldu bu sefer? Bakın Sakaryaspor'un aslında kimse dikkat etmiyor. Sahada bütün yükü futbolculara yıkıyorlar. Dışarıda bütün yükü kime yıkıyorlar biliyor musunuz? Taraftarlara. Yani yönetim, şehrin dinamikleri, lobin yok. Şimdi madem ki bir bütün olarak futbol artık futbol değil. Sadece futbol değil diyoruz. Futbolun bir sürü yan meslek grupları oluştu. Futbolun gelirleri arttı, yapacağı işler arttı. O zaman ne yapmamız lazım? Bir bütün olarak hareket etmeniz lazım. Ar-Ge'niz olacak, squad ekibiniz olacak, izleme ekibiniz olacak, altyapınız bilimsel manada, altyapı derken aslında millet kanalizasyon yol filan zannediyor da öyle değil yani. Futbol kulüplerinin temel eğitimi, alt oluşumu doğru olacak.
Bizim altyapımız davul başkasında, tokmak başkasında, zurna başkasında peşref çekiyorlar ya. Olur mu böyle bir şey? Yani doğru. Sizin altyapıdaki yapılanmanız üst yapıyla uyumlu değil. Değil tamam. Her gelen yönetim... Kezat birbirine çatışma gibi sanki. Şimdi Büyükşehir Belediyesi altyapıyı kendine bağlamış güya. Dediğim gibi mezarlıklar, karayolları, altyapı kanalizasyon şube müdürlüğü gibi bakıyorlar bu işlere galiba. Şey zannediyorlar, yani fayda veriyoruz zannediyorlar Sakaryaspor'a. Niye aldıklarını da söyleyeyim, altyapıyı. Otopark gelirlerini biliyorsunuz, otoparklar Sakaryaspor'unda. Otoparkları alıp özel bir firmalara ihale edince, oradan gelen parayı Sakaryaspor'a değil de altyapıya vereceğim diyerek, orada faydadan çok Sakaryaspor'a 10 yılda 110 yıl geri götürdüler. Bakın, şimdi demin bir şey söyledik. İsim verebilirim. Osmanlı'ya giden Emre Uzun. Galatasaray'a oradan Bursa'ya giden Recep miydi? Ziya Temizel. Oradan yine Furkan Özcan Bursa'ya giden. Altınordu'ya gidenler. Fenerbahçe'ye giden, Beşiktaş'a giden, işte demin millileri saydık. Her şeyi bırakalım. Emre Kılınç. Sırt numarası 54. Şu an milli takıma geldi. Seçildi, içimiz acıyor. Nereli? Sakaryalı. Sakaryaspor'da niye olmamış örnek? Niye yok? İşte zamanda tutamamamızdan kaynaklı. Siz bir ülkesiniz. Ülkenin elektrik faturalarını aldığımızda bakarız orada ne yazıyor? Kaçak kayıp. Hatta ne diyoruz? Güneydoğu'da kaçak kayıp %70 filan. Sakaryalılar niye ödüyor? Şimdi siz Sakarya'da aynı şeyi söylüyorum. Futbolcu kaynağını kaçırıyorsanız, madeninizi başkası alıp işletiyorsa, siz buradan doğalgaz çıkarmanıza rağmen doğalgaz üretemiyorsanız, futbolcu tarlasından futbolcu çıkmıyorsa, sorgulamayacağız mı bunları? İşte planlama hepsi içinde bunlar. Yani kulüp olmanın gereklilikleri var. Futbol kulübü futbolcu üretir kardeşim. Demin söyledim, her yıl 16-20 oyuncu alan bir futbol takımında aidiyet duygusu olmaz. Her hafta kaptan değişir. Size bir örnek vereceğim. Benim oynadığım dönemde yıl 1980. Tuncer Tepe başkan. 7 tane ilk anda Fenerbahçe'den gelen futbolcu. 2 de kiralık. 9 futbolcu. Dışarıdan gelen Bursa Spor'da haberler falan. Şampiyon olan bir kadro. O kadro 86-87 yılına kadar. İkinci şampiyonlukta bir yıl küme düştü. Şampiyonluk olan kadroda %90'ı aynı kadro. Aynı isimler. Altyapıdan da 6-7 tane oynayan oyuncu var. Türkiye Kupası'nı alan kadroda yine o kadrodan %60-70'i var. Yine 6-7 tane banka oynayan Sakaryalı var. Ne var orada? Kadro istikrarı var. Ne var orada? Yine söylüyorum, aidat duygusu var. Yani sokaktaki insan sizden biri olarak bakıyor artık futbolcusuna. Bugün Sakaryasporlu futbolcuyu tanıyan yok. Kimin dışında? Bazı tribünlerin, fanatik tribün liderlerinin ve şeylerin dışında. Bu hafta mesela benim zoruma gitti. İlk defa, inan bak ben çok az seyircili maçlar çok seyrettim. Ama monoton tribünün bu kadar boş olduğunu ilk kez şahit oldum. Bu zoruma gitti. O da konuşacağız galiba. Evet, aslında biraz da güncele doğru gelelim istiyorum programımızda. Çünkü hani muhabbet akıp gidiyor ama süre sıkıntımız doğmaması adına. Bu sezonun belki de en kritik maçlarından bir tanesi Eyüp karşısında oynadık kendi evimizde. Rakibimizin puan kaybettiğini bildiğimiz bir maçtı. Keçiören Kastamonu'yla berabere kaldı. Samsun'un kritik bir mücadelesi vardı. Hatta son dakikalarda, hatta 90 artılı dakikalarda skor üstünlüğünü elde etti. Ve bizim mutlak kazanıp farkı azaltmamız gereken bir haftada taraftar çok az sayıda ilgi gösterdi. Futbolu birazdan konuşacağız. Ki hava süper. Çok bahardan bir evet. Gün. Ben bak rahatsızlıktan kurtulup bir an ameliyat geçirdim. Ameliyattan... Evet, bu arada geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ameliyat sonrası Sakaryaspor'u maçına ben gidiyorsam kusura bakma. Bu millet gelmeli oraya. Ama maalesef yine söylüyorum, ben o protokolü ve bakın protokolü de çok boş gördüğüm zamanlar oldu. Amenna. Ama ben maratonu ilk kez bu kadar boş gördüm. Çok standardının çok altındaydı. Bunun sebeplerini ne olarak görüyorsunuz? Bir gün öncesinden de rejiden de rica ederim. Program öncesi vermiştim görselleri. Sakaryaspor taraftarının, tatangaların bir isyan adı altında şehre karşı bir yürüyüşü oldu ve konuşmaları gerçekleşti. Birçok taraftar da gitti ama istenilen katılım da orada olmadı. Yaklaşık
300 ila 500 demek doğru olur. Kişi sayısında bir taraftar Adapazarı Çark Caddesi, sonra Adapazarı Belediyesi'nin önünde bir toplandı, bir konuşma yapıldı. Belki o hava ertesi günkü maça yansır denildi ama yansımadı. Bunun sebeplerini ne olarak görüyorsunuz? Hava güzel, takımınız şampiyonluğa gidiyor. Üst üste gelen puan kayıpları mı etkiliyor? Beni de çağırdılar da ben kendim de gitmedim oraya. Ben de zaten tahmin ediyordum ortalama. Hatta bunun hafta içi bazı kardeşlerimle sohbetini yaptığımızda ben dedim 600-700 kişi yani olur diye düşündüm. Onlar 2000-3000 kişi dedi. Ben hatta o gün şey demiştim. Aslında büyük rakamlara ulaşabiliriz de iyi bir teşkilatlanma, iyi bir örgütlenme lazım bu işler için. Oraya bayanların, insanları aileleriyle, eşleriyle, çocuklarıyla gelmiş olsaydı Sakarya daha iyi bir mesaj verilebilirdi. Gerçi oraya da çok genç kardeşimiz vardı da ben oraya oradakinin maça yansıması zaten hiçbir zaman için söz konusu olacağını düşünmüyorum. İsterse orada 3000 kişi olsaydı insanların çoğu artık bir de maratona da keza genç nesilimiz çok fazla. Aşırı derecede gençlerimiz var. Sakarya Spor'a olan sevgi ben mesela senelerdir gidiyorum. Mustafa abinin oynadığı zamanlarda belki denk gelemedik. 88'lerde, 89'larda Tatangalarla birlikte başladık biz o zamanlar. Ama gel gelelim yani hemen hemen gitmediğim, maç gitmediğim, deplasman yemediğim sopa kalmamıştır. Yani bunun daha fazla olması için biraz daha sokaklara hakim olmamız lazım. Benim bir lafım var. Şehre ve sokaklara hakim olmayan hiçbir tribün güçlü olamaz benim gözümde. Bu son 3-4 senedir oluşan bir sıkıntı. Sadece maç seçiyoruz şu an. Ya da Mustafa abiye bir sorum olacak. Biz kaosla mı besleniyoruz acaba Mustafa abi? Geçen sene bu takımdan biraz daha baktığımız zaman böyle ortalarda yani denk takım gibiydik. Daha da kötü günlerimiz oldu mesela. İşte futbolcu, o bizde oynayan bazı futbolcuların yanlış olduğu hareketler de keza öyle. Yani tarihimizde yaşanmaması gereken bir futbol ligi yaşadık geçen sene. Benim açımdan öyle yani. Ben şahsi görüşüm bu benim. Yani bir futbolcu kalkıp buraya bu şehirde şeref tribününe gelip hareket yaptım diye mi? Sonra onu çevirecek işte kişiye yapmıştım falan. At iziyle iç izinin karıştığı yıldı geçen yıl. Ama biz de içindeydik maalesef son 15 gün. Son 15 gündür maalesef biz de oradaydık. Hayatımda yapmış olduğum en büyük hatadır benim için. Ama şunu anlatmak istiyorum. Biz galiba şehir olarak kaosla besleniyoruz. Yani böyle bir değişik bir şeyi seviyoruz. Biz yani bir karışıklığımı seviyoruz. Anlamadım demin, gitti. Demin bir şey söylemiştim ben biraz önce. Dedim ki duygular aklın önüne geçmemeli. İşte Sakaryaspor geçen dönemde kötü yönetildi gerçekten. Yani iyi işler yapılmadı. Yani bir kulübe yakışmayan olaylar yaşandı. Topçu bağdabında ben onu aynen. Orada başından sonuna kadar yanlış bir yönetimsel sezondu. Yönetimsel de. Evet başından sonra. Yönetimsel de. Ben bunu burada değil tüm büyüklerimin de yüzüne söyledim yani orada olan hepsinin yani. Aynen hani. Yönetim boşluğu olunca o yönetim boşluğunu tribünlerden yani sanki 12 Mart 12 Eylül darbesi gibi taraftarlar gelip yönetime el koydu arkadaşlar. Bu dünyanın hiçbir yerinde olacak bir iş değil normalde. Ama bir şey değil mi? Kulüpte olmaz. Ama bütün bunların müsebbibi yönetimlerdir. Siz devletin şimdi devlet açık verirse, devlet kendini hissettirmese o boşluğu gelir başkaları doldurur. Ama şimdi öyle bir durum vardı ki orada Mustafa abi. Bir de şöyle bir şey var. Hani kol kırılır, yen içinde kalır. Orada biz birebir diyaloglarda yaşadığımız Engin hocamız da dahil. Bu senenin içinde olan yönetimimizdeki abimiz, başkanımız. Geçen İsmail abiler olsun, oradakilerle olsun. Şimdi orada öyle bir durum oluşmuştu ki artık bir de görünmeyen dağın, kaftanın arkası da vardı orada. Hani orada olunması da gerekiyordu. Hani sevgili, belli bir yere kadar müdahale etmemiz gerekiyordu sevgili gibi. Sevgili kardeşim, ben devletim... Ya ben futbolcunun abi lafını unutma. Son maç Osmanlı'ya giden neydi bizim Fener'den Beykan'ın? Ben çıkmıyorum deyip tıraşa gittiğini biliyorum. Artık çileden çıktım dedim. Şey Engin Hoca'ya mi? Dedim ki almıyorsan alma hoca bırak kalsın dedim. Çok güzel. Söyledim. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çok güzel. Bunların yönetimin olduğu yerde... Yönetimin yani olduğu yerde hocaya dayalı, futbolcuya dayalı bir sistem, taraftara dayalı bir sistem olabilir mi arkadaşlar? Öyle bir mantıksız iş olabilir mi? Yani ben yönetimim hoca kafasına göre takılacak. Örnek veriyorum futbolcu kafasına takılacak göre olabilir mi? Veya taraftar da herkes yerini bilecek. İpucu kaçmış işte sonlara doğru. Yönetim de esnedi işte orada son devlet, devamın mecburiyeti. Devlet hakem ve hakim olursa sıkıntı yok kardeşim. Bakın. Bu tabirimi bir yere yazın. Aynı şey yönetimler için geçerli. Siz yönetim olarak laşka olmuşsanız, ipin ucunu kaçırmışsanız futbolcu kafasına göre eğlenir. Çünkü orayı, o oluşumu yapan yönetimlerdir. Ben hiçbir zaman futbolcuya, işte menajerlere kızıyoruz değil mi?
veya hocaya çok suç bulmam. Asıl suç yönetimlerindir. Herkes yerini bilecek, haddini hesabını bilecek. Sıkıntı o. Benim anlatmak istediğim. Anladım o. Anladım ama şimdi taraftarın bir kere ben Tatangalara ve taraftarlara ben her zaman şunu söylüyorum. Sakarya'nın Kuvayi Milliyesi gözüyle bakıyorum. Eyvallah. Bakın bunu bir kere unutmayın. Ama o taraftarları birileri çok kullanmaya kalktı kardeşim. Nasıl kullanmaya kalktı? Ben burada tam karşı. Senin gibi düşünmüyor Mustafa abi ama. Yok yok. Bak ben net konuşurum. Eyvallah. Niye net konuşurum? Ki taraftarların, tribün liderlerin hepsi benim kardeşlerim. Eyvallah, ondan şüphemiz yok. Hiç. Ve her zaman da oturup konuşuruz. Ama onları bile bize karşı, basına karşı, özellikle eleştiren bana karşı bile kullanma, işte bildiri yayınlatmaya kadar sitelerinden kalktılar kardeşim, bunu yaptılar. Kendine yakın olanları kullanmaya kalktılar. Biz bunları yaşadık. Artı futbolculara karşı biliyorsun şimdi futbolcu. Biliyorum konuları da. Futbolculara da karşı da kullanmaya kalktılar. Hatırlayın ya. İki tane. Bir tanesi şu an futbol oynuyor Sakarya Spor'da. Ferhat. Diğeri de kimdi? Talha. Kadro dışı. Kadro dışıyken taraftarı gönderdin adamların üzerine. Orada. Ya örnek veriyorum. Anladım. Bu neden? Anladım. Bakın olmaz. Şimdi bir kere ben her zaman söylüyorum. Bizim devlet geleneğimiz, bizim aile geleneğimiz, biz millet geleneğimiz apayrıdır. Kulüpler de böyledir. Kulüplerin bir demin de söyledim gelenek, görenekleri, örf adetleri vardır. Ya bu kadar kolay değil bu işler. Bu taraftar, bakın yine söylüyorum. Bu taraftar yoruldu kaç senedir? Bütün yükü taraftar çekiyor diyorum. Bakın bunu eyvallah. Net söylüyorum. Bunun için yoruluyor. Ne yapıyor? Ya küme düşerken takımına sahip çıkıyor. Ya şampiyon olacaksa, yarışın içinde varsa sahip çıkıyor. Ama artık bir bitkinlik, bir bezginlik geldi Mustafa. Yoruldu diyorum işte. Yoruyorsunuz. Yani yönetim yani yok. Her sene playoff'a gider mi? Arkadaşlar, 10 senede 8 kere mi gitmişiz? 12 senede. Arkadaşlar şehrin dinamikleri, şehrin yönetenleri yok. Ama lobi, bizde senelerde da, sizin zamanınızda var mıydı lobi? Vardı. Mustafa abi o kadar yoktu bir belki de. Bir şey söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Bakın lobi. Şimdi bu yönetime bir tane çıkıp bir tane milletvekilimiz dışında Kenan Safoğlu benim için ki sözleşme, anlaşma yapılan firma çok önemlidir Sakarya için. Bir basamak ileriye taşıyabilir öteki sene. İnşallah çıkarız. Ama çıkmasak da bari kenarımızda 1 milyon, 1,5 milyon gibi bir paramız olduğunu düşünebiliriz. O firma öteki firmayı tetikleyebilir. Hani bunlar daha hep iyi şeyler olacak. Olabilir bakın, ama onun dışında bu yönetimimize çıkıp bir tane kalem ucuyla yardım eden hiç kimse yok. İşte aynı yere geliyoruz. Yani şehrin bakın. Ama bu sadece bu yönetim için demiyorum. Değil. Keza bu 99'dan sonra tamamen bitti bu şehirde. Nedenleri var. Depremden sonrasının nedenleri var. Bir de dikkat edin. Bizdeki başkanım var. Allah var. Kim sever sevmez bilemem. Benim şahsi düşüncem. Kendisiyle bir kere oturmuşluğum vardır. Hayatım boyunca. İyidir, kötüdür. Tam yapmıştır, yapamamıştır. Eksiği vardır. Çünkü Sakaryaspor'a gelir kaynağı vermeliydi. 10 sene içinde. Hangi tesisi mesela yaptı Büyükşehir Belediye Sakarya Spor'a son 10 yılda. Zaten çok eleştirilen nokta herhangi bana bir tane verilmemesi ama amatöre, maddi anlamda çok fazla yardımcı olmuş. Amatöre nereye yaptı? Amatöre galiba malzeme yardımı olsun. Bitok Futspor'un çok içinde olan insanlara böyle çok büyük katkıları olduğunu. Arkadaşlar bak öyle bakmayın. Bakın ben yine söylüyorum. Bir kere belediyeler kulüplere normalde ilk önce ne yapar? Tesis yapar. Sportif sahalar, tesisler yapar. Artı ya da kalıcı gelirler bulurlar. Bizde bunlar yok. Biz hep yine söylüyorum. Siyasilerin eteğine yapışmaktan, belediyenin kapısına dilenci olmaktan yok. Kurtulamıyoruz. Ama 20-30 milyon bir para lazım. Basit bu şehirde, bir şey söyleyeceğim. Mustafa basit. Abicim. Yok yok. O kadar paraya gerek yok. Artı o kadar büyüttükleri kadar da değil bu işler. Başka bir yere geleceğim. Siz doğru yönetirseniz, örneğini vereyim. Afyon Afşespor 3,5 milyona şampiyon olduğu yıl, direkt çıktığı yıl. Biz kaç paraya çıktık biliyor musun playoff'tan? 13 milyona. Arada 10 milyon fark var arkadaşlar. Ayıptır. Bakın şimdi ya Afyon'un geçen sezon öyle Afşet önceki sene. Hayır, bir sonraki sene Afşet yine zaten 7-8 tane kemik oyuncuları vardı. Oraya geleceğim. Yapıldı. Bir sonraki sene bizi Afşet playoff'ta eleyerek çıktı sene kaç para şeyleri biliyor musunuz maliyeti? Maksimum yine 2 ya da 3'tür çünkü 7-8 oyuncu. 4-250. Doğrudur. Sakaryaspor'un maliyeti ne biliyor musunuz? Geçen sezonun başında 15 milyon civarı. Yani ayıp değil mi? Şimdi burada ama geçen senenin mesela almış olduğu yardımı bu sene bu kulübe kimse vermedi. Böyle de bir şey ama var işte. İşte nedenleri var. Bakın yine söylüyorum. Siz doğru yönetemezsiniz. Bu millet size güven veremezsiniz. Bu milleti çekemezseniz olmuyor bu sefer.
Şu an birinin peki o zaman geçen senenin şeyini mi çekiyor acaba evet, Mustafa? Aynen öyle. O geçen seneki bu yönetim için demiyorum. Yorgunluğu var. Geçen seneki yönetimin yapmış olduğu hataların bedelini insanlar sanki tamam kardeşim Sakaryaspor'a şu an yardımı hani dipsiz koyuya atılan bir su gibi öyle bakıyor. Bir sürekli. Bozuk para gibi görüyor olabilirler yani. Şimdi, tabii. Şimdi niye bakıyorsun? Her demin hep birbirini tetikliyor. İşte hep atıyorum bu ülke şehrin fabrikaları var, firmaları var ama vergileri buraya vermiyor. Size yeri geldiği zaman şey yapacaksa çok az yapıyor. Yardım yapacaksa. Hatta şöyle söyleyeyim yukarıdan bir emir gelmiyorsa, bir baskı gelmiyorsa hiç yapmıyor. Ama benim dediğim gibi yani şahsi düşüncem Mustafa artı abi. Siz kaynak olarak ne yapıyorsunuz bu arada kulüp yönetimleri olarak? Atıyorum hangi kaynak arayışını buluyorsunuz? Hangi futbolcu üretiminde varsınız? Hangi mesela son 15-20 yıldır Sakaryaspor'un Tuncay Şanlı dahil ürettiği, Mustafa Peklemek dahil sattığı hangi oyuncudan para kazandığını görebildik arkadaşlar? Ya pazarlama konusunda da sıkıntı yani, var. Hep sıkıntı. Hep sıkıntı. Yani yöneticiler kendini oynayacak. Şehri yönetenler reklamında şampiyon olursa otobüsün üzerine çıkacak. Taraftar yolda kaza yapacak. Allah göstermesin. Cebindeki son 200 lirayla maça gidecek. Aynen maça gidip gelecek. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani burada o birlik beraberliği yapamazsak. Bakın Ankara'da ben ameliyata Ankara'da oldum. Ankara'da bürokratlar ve bazı enteresan isimler de ziyaretimize geldiğinde basit bir şey söylediler. Niye Sakarya'dan bakan yok biliyor musunuz dediler. Biliyor musunuz? Lobi olmadığından mı? Lobi olmadığından değil. Herkes birbiriyle kavgalı be kardeşim Sakarya'daki. Yani görünen aynı. Bir de bizim görmediklerimiz var. O zaman yani bir iktidarın içinde bile birbiriyle kavga ediyorsa, paramparçaysa, gruplaşma, hizip varsa nasıl olacak bu iş? Yani nasıl biz birliktelik yaşayacağız? İşte bizim mesela şu an konuyu açtı. Yine aynı yere geliriz Mustafa abi. Biraz mesela o günkü toplanmamızın sebebi de mesela daha çok olabilirdi ama ben yine diyorum senin dediğin gibi birlik beraberliği sağlayabilmek için çok sağlam bir teşkilatlanma, doğru merkezde doğru insanların olması gerekiyor Sakarya'da. Çünkü insanlar baktığı zaman aman deyip kendilerini geri almaya başladılar artık Sakarya'dan ve Sakaryaspor'dan. Sadece taraftar muhatabında değil yani. Aynen bakın. Bu neticeye göre gidiyoruz yani. Aynen. Aynen demin söyledim. Bu sene, ya şampiyonluğa oynuyor. Uçlardayız. Hani bu şeye benziyor. Adam içiyor. Niye içiyorsun diyorsun. Üzüntüden içiyorum diyor. Bir daha içiyorsun görüyorsun. Sevinçten içiyorsun. Öbür gün soruyor niye içiyorsun? Sevinçten içiyorum. Kardeşim sevinmenin de bir yani oranı olmalı. Üzülmenin de bir oranı olmalı. Şimdi bizim lobiler yok mu? Var. Bizim nasıl şampiyonluk playofflarda nasıl çıktıklarımızı biz iyi biliriz. O lobilerin çalışmalarını da biliriz. Geçen sene nasıl da Mustafa abi? Yani. Şimdi mesela bu lobi çalışmalarında öyle biliyorsunuz Şansal Büyük Ağa isim veriyorum, örnek veriyorum. En güçlü ismimiz bizim. Zaten emniyet ismimiz bizim herhangi bir sıkıntı var. Güzel. Oğuz Dizer. Ben neler yaptığını daha önceki dönemlerde kalemi Sakaryaspor için bu dönemde bile hem kalemsel hem federasyon bazında neler yaptığını iyi bilirim. Ama bunlara kimler teşekkür etti, ahde vefa gösterdi, işi düşmediği müddetçe gittin ayağına kardeşim. Onlara etmiyorsun insanları. Yok sayıyorsun yarın. Yani işine geldiği zaman hani affedersin. Ben bunu öyle derim. Mendil gibi işine geldiği zaman kullanıp kenarıya atmayın. İnsanların bakın bu memlekette komşu komşunun külüne muhtaçsa hepimiz Sakaryalıların hepsine ihtiyacı var. Hiç ummadığın insanlar öyle yerlerle ilişkileri var ki sizi uçurur. Size olmadık sponsorlar bulur. Size olmadık kaynaklar bulur. Yaratır. Üretir. Ama siz o insanlara vefa göstereceksiniz ya. Biraz saygı duyacaksınız. Yani onun için taraftarların da ben yine söylüyorum taraftarlar yoruluyor. Çok yoruldu. Katılıyorum. Ama asıl sorun yine söylüyorum bu şehrin bir tane lideri, abisi yok. Olmaması yok. Belediye başkanı olabiliyor. Büyükşehir belediye başkanı olabiliyor. Milletvekili olabiliyor. Ama lider olamıyorlar, abi olamıyorlar. Ve herkesi birbirleriyle kapıştırıyorlar, kavga ettiriyorlar birleştirici olacaklarına. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı dedik. Basket takımı ne halde? Büyükşehir Belediye Basket Takımı bir de adı üzerinde. Yönetimi de Sasso. Yani patronlar yönetimi
Geçen hafta maça gidemiyordu neredeyse. 5000 lira deplasmana gidemediği için günübirlik gidip geldi. Ama ayıptır kardeşim. Benim bununla ilgili yazım vardı abi. Bu Aralık gibi bir şey yazdım. Yanlış mı bakıyorum? Bir haber yaptım. Ayıp değil mi? Çünkü ben onu gördüm o zaman. Yani o zamanki kulüp başkanı Adil Köseoğlu bırakacağı zamanda dedim ki bırakırsa kapatmaya gider dedim. Çünkü belki görünmüyor ama orada o zamanki başkanın inan büyük faktörü vardı. Cebinden yani verdiği para, Sakaryaspor'da yani, hiçbir yöneticinin vermediği para, Adil Bey'in verdiği para. Evet, onun da çabası takdire şayandı ama artık planlamamız dedik. Sakaryaspor planlaması dedik. Biz de program planlamasından çok fazla çıkmayalım. Aynen. Bir maç özetine gidelim Mustafa abi. Birazcık daha güncele geçelim. Hemen çok... onu da söyleyeyim. Ben ara pas olarak vereyim. Sakaryaspor'un biz son Samsun Spor maçından önce uyardığımız şuydu zaten. Kadro zaten yeterliliği yok, derinliliği yoktu. Ama önümüz kış. Dikkat edin. Biz Antalya'da çalıştık. Hava orada farklı, burada farklı. Onu da geçtik. Çamur, kar, soğuk. Sakatlıkları artırır dedik. Hatırlayın. Yetmez. Bu işin kartı var, cezalısı var dedik. İşte bütün bunlar, şimdi Alparslan kardeşim ne dedi şeyde, demin laf arasında, nazara mı geldik işte sakat, bu kadar mı tesadüf? Beddualı mıyız, ahlı mıyız? Ah aldık sanki Yaşar olarak değil, abi. Değil. Ne orada biliyor musunuz işte? Yine söylüyorum, sizin oyuncuları dinlendiremiyorsunuz. Hep aynı kadroyla oynamak zorunda kalıyorsunuz. Çabuk atıyor arka delileri belli bir aynen, yorgun, iyi de sezon başında iyi çalışmamışsınız. Bir de yine söylüyorum, hava şartları birden değişiyor. Bir bakıyorsunuz bahardan bir gün, ertesi gün bir bakıyorsunuz. Tam tersi. Tam tersi. Yani bu anatomiyi de bozuyor, fiziği de bozuyor futbolcuların. Ne oluyor bu sefer? Sakatlıklar artıyor. Onun için bazı oyuncularımız da yaşlı. Yani kadro planlaması derken bunları da göz önüne alarak söyledik. Onun için ikinci yarıda dikkat edin. Evet, zaten sakatlıkları konuşacağız. Onlar da gündemimizi oldukça meşgul ediyor. Dilerseniz bir özet görüntümüz var. Eyüp maçı. Özete götürelim size. Veterinin ardından bir kez daha burada olacağız. Evet sevgili TV 264 izleyenleri, Sakaryaspor Eyüp Spor mücadelesiyle yine sizlerle birlikteyiz. Hakemin düdüğüyle zorlu 90 dakika başladı. Başarılar Sakaryaspor'umuz. Alper geldi. Şimdi Savaş. Ferhat Yazgan'la oynadı. Ferhat solundaki soluna bıraktı. Zahit. Kaleciyle karşı karşıya. Vuruşu ve gol. Zahit Fındık. Üçüncü dakikada öne geçtik. Zahit Fındık'ın golüyle. İyi bir kontrayla geldik. Savaş'ın orada becerileri var. Ferhat Yazgan topu iyi taşıdı. Solundaki Zahit'le iyi oynadı. Zahit de topu ağlarla buluşturdu. Dakikalar 3'ü gösterirken. Sakaryaspor 1, Eyüpspor 0. Ferhat sağını aldı. Vuruşu defansa çarptı. Bir dönen top. Berk İsmail Ünsal. İyi sıyrıldı. 3'e 2 geldiler. Dikkatli olmak lazım. Canberk orada. Kubilay vuruşu direkten döndü. Şans anı bizim için. Dönen pozisyon. Mütiyasin'e topu uzaklaştırma düşüncesi. Bir vuruş. Oğuz başarılı. İkinci pozisyon. Atakan Arslan'la gole bir kez daha yaklaştı. Konuk ekip Eyüp Spor. Dilaver vuruşu, dönen top, Zahit ve gol. Zahit'le farkı 2'ye çıkarttık. Dilaver'in bir şutu vardı orada. Tevfik de geldi, kazandık topu. Şimdi Tevfik Köse. Sağında Zahit var. Tevfik şut vurmayı tercih etti. Kalenin yanından da ota çıktı. Üçüncü gol olacak mı? Dilaver. Orta. Ümit Yasin var orada. Ümit Yasin vuruşu, döner top ve gol. Tevfik Köse onun öncesinde offside bayrağı havada. Evet, orada kalemizde tehlikeli bir pozisyon daha. Dikkatli olalım ve Ferhat Yazgan uzaklaştırdı. Dakikalar 60'ı gösterirken bu arada kalemizde tehlikeli bir pozisyon. Onun öncesinde offside bayrağı havada. Eyüp Spor atağı. Gökhan. Etkili girdiler ceza sahamıza. Oğuz çıktı ve topu kontrol etti. Defans arkasına doğru uzun bir top. Mütiyasen seken. Kubilay'ın önünde kaldı. Kubilay yerden sert orta.
kalemize. Tehlikeli bir pozisyondu. Ferhat Yazgan. Ferhat. Ceza sahasına sürükledi topu. Ferhat. Yerden pası Berk İsmail. Orta Kubilay. Tehlikeli geldiler. Kalenin yanından avuta çıktı. Ferhat Yazgan. Hacı Ömer'in koşu yoluna doğru. Hacı Ömer ceza sahasına girdi. Hacı yerde kaldı. Evet, hakemi aldatmaya yönelik bir hareket olarak değerlendirdi bu pozisyonu. Evet, mücadelenin hakemi de maçı bitiren düdüğü çaldı. Sakaryaspor 2, Eyüpspor 0. İşte zorlu Eyüp virajını böyle geçtik. Kısaca bir değerlendirmenizi istiyorum. Sonrasında detaylıca gireceğiz. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Aranın öncesinde şimdi bu galibiyeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Futbol olarak tam bir kör dövüşü. Futbol adına bir şey yok. Sadece gol var. Verilmeyen penaltı var. Onu söyleyeyim. Ama bozuk bir zemin var. Ama futbol şansı bizden yanaydı diyelim. Zor maçı kolay geçtik. Aslında Eyüp son haftaların formda takımı. Ekrem Al yıllardır gidip geliyor o kulübe sürekli. Sadun Hoşbay hocamla birlikte gidip geliyorlardı. Sakaryaspor'u da tanıyorlar. Ama şöyle söyleyeyim, iyi bir futbol yoktu. Özellikle sakatlıklardan dolayı mecburen değişimler, yaşanan değişimler oyun alanında istediğimiz futbolu bana vermedi. Hatta şöyle söyleyeyim, organize bir kötü tane olgun atak bile yok. Aynen, kötü yani futbol. İsmail Ertekin'in maç öncesi, maç sonrası yaptığı röportajda TV264'da ben futbolcularıma kazanın dedim. Kötü oynayın, iyi oynayın. Nasıl kazanırsanız kazanın. Nasıl kazanırsanız şu kazanın, doğru kazanın. Şu doğru bir, öyle bir maçtı, bana göre abi. Strateji. Makas daralıyorsa, yani ligin son haftalarına girilirken ben iyi futbol, kötü futbol bakmam. Kazanmaya bakarım, 3 puana bakarım. Amenna. Onu hazırlık maçlarında, sezon başında iyi futbola sinyal vermesi lazım. Umut vermesi lazım taraftarlara. Ama Sakaryaspor genelde çok iyi futbol oynayarak biliyorsunuz ligi götürmedik. İyi oynadığımız maçları zaten rahat aldık. Kazandık. Ama ben Eyüpspor kötü bir takım değil. Özellikle ikinci yarıda kendini toparlayan iyi takımlardan. Son haftaların en iyi takımlarından biriydi. En formda takımlardan. Ya ilk yarıdaki serimize baktığımız zaman hep İnegöl, Eyüp. Bu maçlarda kötü oynadık, sonuca gittik. Tabii. İkinci yarıda yapamadığımız 1-0, ise... 1-0, 1-0. İkinci yarıda mesela Niğde'de iyi oynadık, sonuca gidemedik. Sonrasında Ahmet'i çok değerlendirmeyelim. Sonrasındaki maçlarda da Uşak'ta iyi oynadık, sonuca gidemedik. Hep iyi oynayarak sonuca gidemediğimiz maçlarda artık puan kayıpları oldu. Erhan'cığım, son haftalarda iyi futbolu da aramayacağız. Artık gerekirse sert futbol oynayacaklar, gerekirse... Bir tane 90 dakikada bir pozisyon bulacaklar. Berk gibi kaçırmayacaklar ama. Yani şampiyonla oynuyoruz biz artık. Biraz daha işin ciddiyetine varıp ona göre oynamaları lazım. Çünkü burada bas bas bağırıyor Mustafa abilerimiz de. Biz senelerdir artık hak etmediğimiz liglerde oynuyoruz. Yani sadece istediklerimiz 6-7 hafta. Her haftada bir gün 90 dakika artık ayaklarını mı kafalarını mı sokarlar. O yüzden bunu... Aradan sonra da iyice detaylı bir şekilde konuşuruz. İçeriden de beni sıkıştırıyorlar. Aynen söyleyeyim. Bu maçta gördüğüm güzel, en güzel 90 dakika içinde en güzel gördüğüm görüntü son ikinci yarı oyuna giren Tevfik'in yerine mi girmişti Yusuf Kağan? Yusuf Kağan'ı detaylıca konuşacağız. Yani, şimdi araya gitmem aynen. Gerekiyor abi. Kusura bakma. Güzel bir ballı keseceğim. Çünkü benim de notlarım arasında var. Çok güzel bir görüntü vardı. Dilerseniz bunu reklamların ardından değerlendireceğiz. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Evet, Açık Tribün programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eyüp Spor karşılaşmasını değerlendireceğiz. Sonrasında ise çok değerli bir kardeşimizin Mediabar.com editörlerinden Bilal Bilir'in hazırladığı bir tablo var. Onu da yorumcularımıza değerlendirmek istiyorum. Değerli bir tablo gibi geldi. Realist bir tablo gibi geldi. Sözü size bırakmadan İstanbul'dan çok sevdiğim bir kardeşimin. Babası da bizleri izliyormuş. Daha demin program arasında fotoğrafını attılar. Buradan İhsan Kulaksız'ın da ellerinden öpelim. İstanbul'dan, Samsun'dan, Diyarbakır'dan, her yerden takip ediliyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir övünç, çok büyük bir gurur diyelim. Geçelim, Eyüpspor özetini izledik. Nasıl bir 90 dakika oldu sizce? Alparslan abi, siz de başlayalım. Ben Mustafa abi gibi düşünüyorum. Aslında
Sahada futbol yoktu. Bir de son haftaların en iyi çıkış yapan takımlarından biriydi İstikrarlı Eyüpspor. Hatta direkten dönen topu vardı. Ondan sonra galiba yanlış hatırlamıyorsam ikinci golü ondan sonra attık biz. Yani iyi paslar yaptılar, iyi üçgenler kurdular. Ceza sahasımızın 18'imizin önünde. Ama dediğim gibi biraz da futbol şansı da bizimkilerden yanaydı. Takımımız o kadar sakatlıklar olmasına rağmen bazen şansların da bizden yana olması da güzel. Yani kötü futbol iyi sonuç. Ama benim bundan sonraki haftalar için mantığım belli. Sonuç futbol ne olursa olsun sonuç iyi olsun. Çünkü kazanmak zorundayız. Rakiplerimiz bu hafta mesela Kastamonu Sarıyer var. Biz Ankara ile oynayacağız. Her şey olabilir. Bir beraberlik bizi orada daha başka bir yerlere de götürebilir. Yani inşallah Ankara maçında galip gelirsek eğer Eyüp maçının anlamı orada ortaya çıkacak. Yani bir seri galibiyet yakalamamız lazım. Eyüp maçı şimdi insan kazandığı zaman üstüne ben Mustafa abi gibi söyleyemiyorum. Hani üstüne fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Çünkü buralardan çıkmak, buralardan kurtulmak için kırılmalarını, incilmelerini istemiyorum. Yoksa çünkü eksiğimiz var. Artık oynayacak Fatih kardeşimiz var orada Masur. Artık onlar girecek sahaya. Yani Tevfik girdi 20. dakikalarda. 50'de çıktı. Yani şanssızlıklarımız da var. Evet, cezalarımız var. Canberk Hakkı, kendini... Tevfik, Oğuz cezalı. Serkan'ın 2 haftası var. Önümüzde bunlar da konuşacağız. Canberk de maç içinde. Eyvah dedim zaten. Bir ara tuttuk. 3 değişiklik böyle... hakkımızda sakatlıktan yana kullanacaktı. İsmail Ertekin hatta her oyuncumuz yere düştüğünde yani ister istemez yedek kulübesine baktığımda İsmail Hoca'yı çıldırırken görüyordum. Artık hani bu kadar olmasın der gibi bir vücut dili vardı ortada. Kalecimiz de iyiydi. Bakma iyi toplar da çıkardı. İyi toplar çıkardı. Şöyle de o zaman şöyle bir soru soralım Mustafa abimize de. Mustafa abi dün sizin lafınızı kestiğim için söylüyorum programda reklama gitmeden önce. Çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Maçın özellikle sonlarına doğru Yusuf Kağan, Canberk ve Hacı Ömer 3 futbolcumuzda, 3 göz bebeğimizde altyapımızdan çıkan forma şansı buldular ve güzel de süreler buldular. Hacı Ömer belki son anlara doğru girmiş olabilir, oyuna dahil olmuş olabilir ama Yusuf Kağan Gümüşhane maçı sonrasında gerçekten iyi bir süre aldı. 40 dakikaya yakın bir süre aldı. Nasıl değerlendiriyorsun bu üç oyuncumuzu? Vallahi ben şöyle belirteyim. Hacı Ömer bizim dönemimizde de altyapıdaydı. Birçok Türkiye'nin önüne gelen kulüplere transfer etmek istemişti. Hatta ailesini kanca atmışlardı o sıra. Ama biz ne Sakaryaspor'dan ne de Sakarya'dan o kaçak kayıp futbolcu götürülmesini izin vermedik. %99 başarılı olduk zaten. Ve mesela çok vardı o dönemde bizim futbolculara talipler. Mustafa Çakıroğlu'na, Onur'a, yani Aykut'a saysam bitmez. Burak'a. Yani baktığınız zaman oyuncuların çoğuna talip vardı. Canberk'e yine. Ama tabii bunların engellenmesi lazımdı. Nasıl engelleyeceğiz? Ailelerle engelleyeceksiniz. Kulüp olarak engelleyeceksiniz. Bunları yapacaksınız. Şimdi ben mesela Kaan'ın futbol kumaşını çok beğendim, çok tuttum Yusuf Kaan'ın. Hacı Ömer zaten normalde son yıllarda Türkiye'de bakma kanatlarda oynuyor ama aslında forvet hattında basan, pres yapan, tabii futbol zekası çok üst seviyede değil, gelişecek ama fizik kapasitesi olarak Türkiye'de kuvvetli. Çok kuvvetli. Ve lazım olan, hatırlayın Mehmet Yıldız vardı Sivas Spor'da mesela. Evet, fiziğiyle ön plana çıkan onun bir değişik bir yapısı, şeyi, özelliğinde bir kardeşimiz. Kullanabilecek bir oyuncu. Canberk zaten hem sol önde hem sol geride oynayabilen, futbol zekası çok iyi. Bizim dönemimize milli takıma da giden bir oyuncuydu. Dediğim gibi Yusuf Kağan'ı da beğendim. Peki bir kere futbol zekası çok iyi. Yusuf Kağan'ın sağ içindeki duruşu, pozisyon alışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Birazcık daha tekniğe inelim. Hemen söyleyeyim, hemen söyleyeyim. Aslında hem koşan ve hem teknik kapasitesini kullanan oyuncu sayısı Türkiye'de çok azdır. Yani bakarsanız çok koşan oyunculara kazma tabirini yakıştırırlar. Çünkü top teknikleri çok iyi olmaz. Neden? Temel eğitimi yanlış aldıklarından, pozisyon almayı öğretmediklerinden. Türkiye'nin sorunu bu aslında. Milli takımda mesela hatta biliyorsunuz yabancı sayısı artsın mı, insin mi, serbest mi bırakılsın? Ne olacak? O zaman Türk futbolcular daha mı çok öne çıkacak? O da farklı bir konu. Tabii. Şimdi istatistiklere baktığımız zaman şurada bir araya girmek istiyorum. İstatistiklere baktığımızda son 10 yıl
yabancı sınırının olduğu sezonlar Sakaryaspor olmuş her şeyi. Türkiye'den yurt dışına giden oyuncu sayısı 3 ila 6 kısmında olması lazım. 30 bin lira gibi bir gelir elde edilmiş. Son 5 yıla baktığımızda yabancı sınırı serbest bırakıldığında bunun 2 katı 60 ila 70 milyon euro arası ve 10-15 tane futbolcumuz şu an daha büyük potansiyellerde Avrupa'nın birçok kulübünde oynuyor. Şu an göz bebeğimiz diye tabir ettiğimiz Cengiz Ünderler, Melih Demirel Allar. Aynen. Sonra çok güncel bir örnek Oğuz Kabak, Ozan Kabak, düzeltiyorum. Galatasaray'dan Stuttgart'a çok büyük de bir potansiyeli var. Bu ayrı bir konu. Ama inşallah şu, seneye bunları da konuşuruz. Yabancı sınırımız. Taraftar ben bir şey söyleyeyim bu milli takımda. Zaten başarılı olamamızın en büyük sebebi kendi elimizdeki değerlerin o kendilerini ortaya çıkaramamalarından kaynaklanıyor. Doğru. Bakın Türkiye'deki asıl sorun ahbap çavuş ilişkileriyle altyapıyı hoca doldurmaktan geçiyor. Yani gerçekten temel eğitimi bilen teknik adamlar altyapıda çalışmıyor. Çalışmayınca futbolcular doğru temel eğitim almıyor. Şimdi demin söyledik. Yani siz pozisyon almayı, taktiksel çalışmayı, disiplinini altyapıda alamazsınız, üst yapıda hiç alamazsınız. Üst yapıda hazır oyuncu istiyorlar zaten. Onun için bizim bu gençlerimizin acilen temel altyapıda doğru eğitilmeleri. Bir tane daha problem var asıl Türkiye'de. En büyük problem üst yapıya geldiğinde A takıma çıktıklarında futbolcuların kendilerine idol alacağı, örnek alacağı oyuncu sayısının az olması. Arkadaşlar yani bizim dönemimizde 80 yılında Ceyhun Giray, Coşkun Demirbakan, Zafer Göncüler, Nezihe Tosuncuk, Tuna Güneysu, yani Yenal Kaçıra hepsi birer profesyonel ve Türkiye'nin önde gelen oyuncularından. Yani hangi pozisyonunu alıyor libero olarak Coşkun Demirbakan ondan bir şey kapıyorsunuz. Yenal Kaçıra'nın disiplinden bir şey alıyorsunuz. Maradona Kazım çalışkanlığından alıyorsunuz. Yani herkesten bir şey alıyorsunuz. Şimdi ben gelmişim A takımdan çıkmışım A takıma. Burak Bekeroğlu'ndan bahsedeyim örnek. Gelişebildi mi arkadaşlar? Gelişemedi. Niye gelişemedi? Sağına stoper bakıyorsun kazma 2 metreye top atamıyor. Solundaki pozisyon almayı bilmiyor. Nasıl oynayacak? Kimden öğrenecek? Altyapıdan çıkmışsınız, altyapıda tam öğrenmemişsiniz. A takım hocası size onu mu öğretecek? Daha ziyade adam sonuca endeksli, skora endeksli. Yani sorunlar, altyapının sorunu veya Türkiye'nin sorunu, yine söyleyeyim, yabancı sorunu falan değil. Asıl sorun, kulüplerin doğru yönetilmemesi, ekonomik olarak batakta olmaları, bilerek veya bilmeyerek kötü yönetilmeleri, altyapıda da temel eğitimi doğru almamaları. Onun için Sakaryaspor'da şimdi 3 tane oyuncu, yarın 4 olacak, 5 olacak ama asıl olan bunların gelişimini kendi üstlerine koyması lazım. Üzerine koyarak devam etmeleri lazım, performanslarını artırmaları lazım. Sakaryaspor'un da bunlardan para kazanması lazım. Onun için ben mesela yine söylüyorum, kumaşı iyi olan oyuncular var. Bunlar yanındaki iyi oyuncularla birlikte Sakaryaspor'a ve iyi hizmet verirler. Sakaryaspor'a hizmetleri bir tek hem oyunsal olur hem de transferlerde maddi olur diye düşünüyorum. Ve Sakaryaspor'un da ben Eyüp maçındaki gördüğüm en büyük kazancı yine söylüyorum. Yusuf Kağan olarak gördüm mesela. Gümüşhane'de de hocam öyle bir şey oldu ki cesaretli. Hani ara topu öyle bir atıyor. Öde bir de sade bir duruşu var. Hani topu sürerken falan böyle hakim olaya hani deniyor yani. Hani Messi de 20 tane atıyor. Onu geçiyor mesela. Ama o Gümüşhane'ye atmış olduğu bir denediği bir iki ara pası var. Yani onu görmesi, oraya bakabilmesi. Hani sadece böyle bakmıyor yani. Olaya geniş dikine bakıyor. Dikine oynuyor. Evet dikine oynuyor. Artı tam da böyle futbolcu fiziği de var yani. Top duruşu kazanıyor. Falan. Yani baktığınız zaman iki yönlü oynayabiliyor. Geçiş futbolunda iyi. Tabii kendini yine söylüyorum. Geliştirecektir. Ailesi ve çevresi menajerleri erken havaya sokup çünkü çok gördüm ben öyle. Sakarya'dan işte götürülüp başka yerlerde yok olup gelenler, gelmek isteyenler. Önde de çok fazla örnek var. Onun için iyi bir yaşam koçu. İşte profesyonel yaşayacak kulübün, yani hocam. Aynen. Futbol kulübünün bizim Sakaryaspor'un profesyonel kurumsal olarak işte onu ürününe sahip çıkması. Bütün bunların yaptığımızda bizim altyapı bir yine söylüyorum futbolcu tarlası. Biz bunları doğru kullanabiliriz. Sakaryaspor'un şöyle söyleyeyim. Bir kez daha söylüyorum. Sakarya şehri 5 tane gol kralı çıkarmış bir şehir. Ve milli takıma aynı anda 8 oyuncu vermiş bir
şehir bunu yapabilecek kapasitesi hala var. Evet, kapasitesinin ama olduğunu söyledi. Ama yeter ki alttan gelenler istemesi lazım. Mustafa Özbey, maç sonu değerli röportajlar vardı. Yayıncı kuruluşa röportajlarda bulundu İsmail Ertekin ve futbolcularımız. Kısa bir VTR'miz var. Rejiden rica edelim. VTR'yi bir oynatalım. Neler söylemişler, neler anlatmışlar. Sonrasında ise onun sözleri değerlendirelim. Sonrasında önümüzde kritik bir Ankara Demir mücadelesi var. Buradan da bu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Sakaryaspor'un Ankara Demir deplasmanı canlı olarak TV264'ten yayınlanacak. Bunu da hatırlatmasını sizlere yapalım. Şimdi VTR'mize gidelim. VTR'nin ardından bir kez daha buradayız. Evet hocam, tebrik ederim. 2-0 güzel bir galibiyet aldık. Neler söyleyeceksin? Kazandık sadece. Yani geri kalan çok fazla bir şey söylemenin anlamı yok. Ligin bu döneminde kazanmak önemli. Biz de kazandık. Ben oyuncularıma nasıl oynarsınız oynayın sadece sonucu alalım dedim. Onlar da beni dinlediler. Sonucu aldılar. Ya öncelikle Eyüp'ü tebrik ederim. Çok güzel top oynadılar. Hakikaten bizi zorladılar. Ama çok şükür hani biz de ihtiyacımız olan 3 puanı aldık. Elimizden geleni yaptık. Artık önümüzdeki haftaya konsantre olacağız. İnşallah haftaya da 3 puan alarak bir seriye bağlayacağız. Evet, çok şükür öyle oldu ama önemli değil. Goller önemli değil. 3 puan önemli. Takım olarak iyi mücadele ettik. Hoca dedi iyi maç görmek istemiyorum. Yenin yeter dedi. Allah'a şükür biz de galip geldik. Öncelikle Sakaryaspor'u tebrik ediyorum galibiyetinden ötürü. Her iki takım adına sahada centilmence çok iyi bir mücadele oldu. Seyir zevki oldu, iyi oldu. Bizim çok kaçırdığımız pozisyonlar var. Özellikle ilk yarı, ikinci yarıda karşı karşıya pozisyonlarımız var. Hakem kararları bence olumsuzdu bugün. Hem bizim tarafımıza hem onlar tarafına. Son dakikada atılan penaltı. Sarı kart değil, penaltı bu pozisyon. Sizin Sakarya'nın lehine. İlk yarıda ikinci golde adam dili boğazına kaçmış, nefes alamıyor. Oyunu devam ettiriyorsun. Aynı pozisyonda bizi durduruyorsun. Yani böyle dengesiz bir kararlar oldu bana göre. Ama Sakaryaspor'u tebrik etmek lazım. Şampiyonluk yolunda başarılar dilerim. Biz de mütevazi olarak yolumuza devam ediyoruz. İyi oynamaya çalışıyoruz. Futbol oynamaya çalışıyoruz. Yani gol şansımız bugün iyi değildi. Son vuruşlarda beceri noksanlığımız vardı. Kaçırdık. Bedeli de bu oldu zaten. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. İyi günler. Evet, maç sonu röportajları izledik. Zahit 2 golle dünün yıldızıydı. Belki de en çok eleştirilen isimlerden biri TV264 stüdyolarında. Ben de Zahit'i çok eleştiriyorum buradan da. Ama Zahit'in bir özelliği var. Zahit Tuncay gibi ama hani Tuncay'da da çok yetenek yoktu. Belki Mustafa Hocam katılır mı bilmiyorum da bana. Ben mesela ilk zaman tekten geldiği zaman da Rambo Hasanlar, Büyük Adnanlar, Küçük Adnanlar oynadığında idmana giderdim stadın oradakine. O zaman da Zahit'in özelliği şu, Zahit çok koşuyor. Hani bu takımda bir tane böyle lazımsa, Zahit'te hani tamam yeteneği yok, top alıp vermesi zayıf. Asıl sorun arkadaşlar, tabii siz şey olarak hani futbol sever olarak söylüyorsunuz onu. Ben biraz teknik ve hoca anlamında söyleyeyim. Zahit'in en büyük problemi koordinasyon. Yani topla ve topsuz koordinasyonu kötü. Yapamıyor işte. Yapamadığı için dağınık görüntü veriyor. Aklından geçeni ayaklara yapmıyor. Entegre edemiyor. Yani yoksa iyi niyetli, kuvvetli. Kuvvetli de ama yani. Koşuyor bir yani. İsmail Ertekin'le mesela Tuncay da. Koşarak açını kapıyor. Tuncay çok seri, çok çabuk, çok çevik. Yani Zahit'ten daha üst, kat kat önde. Aynen. Kat kat önde. Biraz daha top teknik kapasitesi iyi olsaydı Tuncay. Allah için çok daha başka yerlerdeydi, bilginiz olsun diye söylüyorum. Attığı mesela dikkat edin, Tuncay'ın hem Sakaryaspor'da hem Fenerbahçe'de hem de Türk milli takımda attığı enteresan goller var. Yani olmadık goller. Abi şu Manchester attığı gol hala akıllardadır. Tabiat kurallarına, doğa kurallarına aykırı. Sanki o ciğeri eline alıyordu Sakaryaspor'da oynarken. Tabii. Öyle koşuyordu bu adam. Aynen. Pekala neyle oynuyordu? İşte yüreğini demin koyuyordu ortaya. Bakın, oradan zaten yürüyüp gitti. Demin aslında ben RTR'e girmeden önce söyleyecektim. Dikkat edin, son yıllarda iki tane kulüp, Türkiye'de ben pilot bölge olarak 4 tane şehir sayarım. Türk futbolunun lokomotifleri bunlar. Trabzon bölgesi, Trabzonspor. Yanındakiler Erzurum, Samsun, Zonguldak falan, onları da katabilirsiniz. Giresun, Ordu. Ki o zamanlar biliyorsunuz onlar Süper Lig'deyken süper işler yapıyordu. Bursaspor, Kocaelispor ve Sakaryaspor. Bu 4 bölge Türkiye'de bana göre pilot bölge olmalı. Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye futbolunu ayağa kaldıracaksa buraları pilot bölge olarak yapıp
Çok iyi daha izlemeleri farklı, lazım burayı. Daha farklı yatırımlar, tesisler ve eğitimsel olarak öne almalı. Dikkat edin, Bursa Spor ve Trabzonspor'a son yıllarda yetişen futbolculara dikkat edin. Türk milli takımında dahi şu an ve Türk futboluna, Avrupa'ya açılan giden isimler de öndeler. Son yıllar. Darısı Sakarya Spor'un ve Kocaeli Spor'un başına diyorum. Ligde olmamamız, bir altta kalmamız ve bu arada asıl sorun arkadaşlar, Türk futbolunun aslında altyapısına konulan dinamit nedir biliyor musunuz? Bomba. Suni çim halı sahalar, sentetik sahalar. Gençlerin normal sahalarda, normal sokak aralarında, arsa futbolunda yok olmaları, kaybolmaları. Parası olanların artık halı sahalara gidip oynayabilmeleri. Şenol Güneş'in bir lafı var. Eskiden futbol fakirlerin oynadığı bir oyundu. Şimdi zenginler oynuyor. Ama olmuyor. Bakın, dünya futbolunda zengin size 2-3 tane isim sayabilirsiniz. Kaka gibi. 1-2 tane zengin ailenin çocuğu vardır. Türkiye'de de 1-2 tane. Cem Pamiroğlu gibi falan. Nedir futbolun asıl kaynağı? Genelde alt. Yani fakir ailelerin çocukları. Neden? Oynarsa para kazanacak işte hocam. Onun dışında neden arkadaşlar biliyor musunuz? Dünyanın en ağır işçisi futbolculardır. En ağır işçisi diyorum bakın. Nedir bu? Nabızın 160, 180, 200'e dayandığı başka bir spor dalı ve başka bir meslek grubu yoktur. Madende çalışanların bile nabzı 180-200 olmaz. Ama futbolcuların idmanlarda, antrenmanlarda 35-40 derece sıcakta dahi hatırlayın. Sabah, öğlen, akşam hocam, en az 3 tane sıcak. 1 milyon dolar, 2 milyon dolar. Hemen söyleyeyim. Burada bak, ben de size katılıyorum. Mourinho'nun da çok güzel bir lafı var. Sen bana 1 milyon dolar ver. Ben her anda çarşıya kadar koşarım buradan. Siz 90 dakika, bir dakika futbol arkadaşlar oynuyorsunuz ama bir maden işçisinin yaptıkları, ben aynı kefe koyuyorum. Tamam, efor anlamında bir efor iki anlamında saat. Bir iki saat çok zorlu olabilir. Bak bir şey söyleyeyim. Bu konuda anlaşamadık. Anlaşamayız. Niye biliyor musunuz? Futbolcu aynı zamanda sanatçıdır. Saniyede karar vereceksiniz. Bakın, demin bir şey söyledi. Yusuf Kağan, çıt gelmeden Maradona, Messi gelmeden karar veriyor. Araya bırakıyor, doğru mu? Nereye hamle yapacağını biliyor, nasıl pozisyon alacağını biliyor, kademeye nasıl gideceğini. Okuyor iyi. Bütün bunlar anlık. Ama yine söylüyorum, 60 veya 65 artı 108 metre alanda siz ne yapıyorsunuz? 90 dakika, yeri geliyor 120 dakika koşuyorsunuz. Ve yine söylüyorum, nabzın 180-200 olduğu başka meslek grubu yok. Başka bir şey söyleyeceğim. Futbolun dışında hiçbir yan etkisi bu kadar olan bir meslek grubu yine yok. Rüzgardan, çamurdan, primden, formadan, çimden, toprak sahadan, seyirciden, hakemden. Çok fazla etken var. Bitti. Ama madende, yine söylüyorum, madeninkini ben yine söylüyorum. Veya sağlık çalışanları, polis, asker, bunların yaptığı işin önemi, ehemmiyeti farklı şey. Benim söylediğim daha farklı bir şey. Yani futbol, bu paralar büyük paralar. Çok. O büyük paraların nedeni ne? Biraz da bizim işte kulüp yöneticileri. Futbol enstitüsü. Böyle gelişti. Tabii artık sektör. Endüstri yoksa böyle gelişti. Bu yapıldı ama abi, sürekli olarak güncellikten çıkıyoruz. Bir altyapıyı güzel diyorum ama çünkü süre sıkıntısı da yaşayacağız. Bir zamanlama ayarlamaya çalışıyorum. Hocanın sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz Mustafa abi? Şimdi iki hoca da gerçekçi açıklama yapmış. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela Ekrem Aldar rahat olduğu için galiba biraz eski konumda olsa baskı yok. Başka farklı yapardı. Bizim hocamız zaten genelde açık ve net konuşuyor. İsmail Hoca'yı o konuda takdir ederim. Yani hayal mesela, satmıyor. Satmıyor. Geçen de mesela bir laf söyledi, bazı futboldan bir haber. Ya zaten hani yabancı futbolcu sorun değil. Aslında futbola yabancılar sorun bu ülkede de. Onun için şimdi dedi ki, Messi var da mı kulübede ben sokmadım. Hatta iki oyuncuyla değişikliği yaparak ben 90 dakikayı çok tamamladığını biliyorum hocanın. Şimdi birileri eleştirdi. Adam doğruyu söylüyor kardeşim. Yani adam ne yapacak? Yani tavşan mı çıkaracak şapkadan? Yani İsmail Hoca gerçekleri söylüyor. Gerçekleri görüyor. Şey bir insan, realist bir insan. Ekrem Al da
genelde rahat bir insan. Ondan dolayı söyledikleri... Ekrem Ol'un sözleri daha çarpıcıydı. Maçın hakemi olan Hamit Bas'ı oldukça eleştirdi. Çünkü verilmeyen bir penaltımız da var. O pozisyonu da sizlere değerlendirmenizi rica edeceğim ilerleyen dakikalarda. Verilmeyen bir penaltı var. Alelen bir penaltı Hacı var. Hacı'yla kalecinin diyor da var orada. Bir de sarı kart var. Evet. Hacı'yla kalecisinin ismi neydi? Şimdi bakayım. Evren Özyiğit. Evren'le Hacı'nın pozisyonu da Hacı yerden kalktıktan sonra tam numaralının önünde, tam bizim gözümüzün önünde oluyor olay. Boş ver bakayım, bu hakem böyle değil mi? Yani o tarz bir evet, şey söylüyor. Maç sonunda öyle bir diyalog yaşandı ama ben yine bir penaltı pozisyonu olunca direkt aklıma Alparslan abi geldi. Acaba Hacı düşmeyi mi bilmiyor diye burada çok tartıştık. Ama bu işte hocama geliyor. Şimdi fizik ama... kuvvet olabilir ama biraz bak mesela Hacı 7 hafta önceki gibi değil. 6 hafta çok eleştiriyorum ben Hacı. Çünkü bizim çocuğumuz Sakaryalı. Biz iyi olsun. Sakaryalı bir çocuklar bu burada olmadığı sürece biz başarılı elde edemeyiz. Yani bu formanın ne demek olduğunu, nereler yaşadığımızı, depremleri bu şehirde yaşayanlar, o zamanlar küçük olanlar. Yani Sakaryalık ruhunu bilmeyen biri olduktan sonra hep böyle 15 gider, 20 gelir. Birinci devre 5 milyon transfer yaparız, öteki devre 3 milyon yaparız. Hep havuza atıyoruz yani. Para gidiyor şu an. Haklı olarak insanlar da kendini... Yani bir 3-4 tane bizim gencimiz olacak. Furkan'dı, Kaan'dı, Acı'ydı. 6-7 olacak. Canberk'ti. Yani olacak yedeğimiz ilk 11, 4 tane yedekti. Şu anki jenerasyon tutturabilirsek çok ya olabilecek. Hareketli. Ben bak Kaan'ı çok beğeniyorum. Ya burada tanımam etmem. Ne hiçbir diyalogumda yok. Ailesini de tanımam. Yanlış anlaşılmasınlar. Hani bazı şeyler Mustafa abi belki tecrübesi daha iyidir. Biz burada kimseyi konuşup prim yaptırmaya çalışmıyoruz. Ama Kaan'da bir futbolcu duruşu var. Bir Sakaryalı gibi bakıyorum. Yani Gümüşhane'de ben bu sezonda onun atma istediği pası Diyarbakır'da Umut'ta gördüm bir tek. Bizim takımda. Evet, kendine ihanet eden bir futbolcu Umut kardeşimiz. O da ayrı bir konu. Şimdi Alparslan kardeşim ve size bir hatırlatma yapayım. Sakaryaspor 1980 ile 1990 arası Süper Lig'deydi. Türkiye Kupası'nı da aldı. O kadroda 6-7 tane direkt oynayan Sakaryalı futbolcu vardı. Doğru mu? Doğru. Şu an hangi ligdeyiz biz? İkinci ligde. Şu an için mi? İkinci ligdeyiz. İkinci ligdeyiz. Eski adıyla da üçüncü ligdesin evet. Öyle bakarsak. Doğru mu? Doğru. Doğrudur. Kaç tane oyuncumuz var? 3 tane oyuncu oynadı diye seviniyoruz. Evet. Yapmayalım arkadaşlar. İleri gideceğimize geri gitmişiz. Ama işte netice şu an bunları bize konuşturanlardan. Aynen. Mustafa aynen. Abici. İşte hep aynı sorunlara ya, geliyoruz. O scout ekibi, izleme ekibi bir de İsmail hocamız buraya konu kaldığımızda çok güzel bir şey dedi. Bunları yapanlar dedi Sakaryalı olacak dedi. Ben dedi buradan Bursa'ya gideceğim diyor. Misal diyor. Evet doğru. Ama diyor örnek ben kendimden vereyim hani kimseyi şey yapmamak için tenzih ediyorum herkesi. Alparslan diyor bu işin başından söylüyor bir yere gitmeyecek. Hata yapma olasılığı az diyor. Evet, İsmail Ertekin çarpıcı. Yani İsmail hocamız orada çok güzel bir noktaya değinmişti. Bursa Spor'un ve Trabzon Spor'un son yıllarda Türk futbolunda altyapıda Buca vardı bir ara hatırlayın. Altınordu oldu. O aralarında sorun çıktı kulüple o başkanın. Osman Özkan mı neydi galiba. Ki orada sıkıntılar var ama kulüp olarak baktığınızda Trabzon ve Bursa Spor'un bugün Türk futboluna bu kadar oyuncu vermelerinin nedeni özüne dönerek hareket etmeleridir. Yani Sadi Tekelioğlu, Ahmet Suat, Özkan Sümer oluşumu, Trabzon, Bursa'da eski futbolcuların hoca altyapıyı çim sağlar. Bakın suni çim demiyorum, çim sağlar. Bizim Sakaryaspor'un altyapısı sentetik suni çimdi arkadaşlar. Yapmayın. Futbol okulu dahi oralarda. Ayıptır, yazıktır, olmaz. Bunları değiştirmek lazım. Benim anlatmak istediğim bu. Bu bir de işte kolaya kaçmak. Çok fazla üzerinde... Şimdi... vakit geçirildiği için, yani, aşındığı için çim sağ kolaya geliyor. Mesela büyük şehirlerde genelde bu karşımıza çıkıyor. Deplasman ettiğimizde mesela İstanbul, Ankara deplasmanları. Rusya'da arkadaşlar, İngiltere'de, Almanya'da havalar... İsviçre'de, oralarda değiliz. Henüz oralarda değiliz. Yani hava, iklim şartları bizden çok çok farklı. Biz bakamıyoruz. Tembeliz daha doğrusu. İşin kolayına kaçıyoruz. Hacı'ya döndüğümde ben şahsi olarak Hacı'nın biraz kendini izlemesi lazım. Futbolu izlemesi lazım. Çocuğu harbiden penaltı yapıyor. Yani... Olabilecek %1 milyon bir penaltıyı orada kendisini atmayı beceremiyor yani. Atmasın ya abi artık değil, penaltı beceremedi. Hakem de göremiyor şimdi. O penaltı lütfen penaltı, yani. Penaltı. Atmayı beceremiyor. Hakem. Yok, aklıma geldi bunu söyleyeceğini biliyordum. Atmayı beceremiyor gibi bir. Ya şuna zaten vermeyen hakemi. Ne yapsın abi taklamasın. Ama bizde de bu şanssızlık var. Ama Hacı'nın biraz daha dikkat etmesi. Bir abi ne konuda dikkat edebilir? Tam önümde baktım penaltı döndü. Sarı kartı gördü. Abi çocuk penaltı de, zannediyordu. O bölgeye kez. Bak o bölgeye girerken bile içeri girerken bile artık penaltı düşünmüyordur. 2-0 zaten atmak isteyecektir, attırmak isteyecektir. Tamam eğer 0-0 sıkıntılı bir skor olsa, 90 olsa
dersin ki kardeşim aldın orada darbeyi, artık ölüyor musun, kalıyor musun, bacağını kopart kenara at. Şimdi, hakemi kandır dersin ama orada zaten kendi gitmeye düşüncesine, kendi de beklemediği bir darbe alıyor. Yani dublör mü kullansın Hacı Ömer düşerken? Alparslan abi benzerini bulursa yapar. Çünkü bu konuda çok hassas. Şimdi kalas gibi düşer diyoruz. Hacı düşüyor çok diyoruz. Kuvvetli. Hacı vermiyoruz. Daha iyi olmasını istiyorum ben. Abi kuvvetli. Hacı çok iyi. Şöyle antrenman performansına baktığında. Üstüne koyuyor. Süratli de o kendinde o özgüveni yakaladığı geniş zaman. Geniş alanı buldu mu? Şu var. Niğde maçında yanlış hatırlamıyorsam aynı pozisyon oldu. Önünde kaldı. İç saha maçı da olabilir. Önünde kaldı bir pozisyon vardı. Bu mesafede koştu. Koştu gidemedi. Oyuncu geldi aldı. Bu sefer ciğeri de etti, kabiliyeti de etti. İşte. Gitti hatta ama her hafta ayağını yere sağlam basmaya başladı Hacı. Mustafa abi daha iyi bilir. Futbolda birinci kuraldır. Ceza sahasına giriyorsan topla rakip adam arasına kendini sokacaksın penaltı almak için. Girdi, artık adam müdahale edemezdi. Yaptı. Orada darbeyi yaptı. Aslında doğru olan her şeyi yaptı orada. Hakem tutarsız bir yönetim gerçekleştirdi dün. Şimdi belki 2-0'dan evet, dolayı 2-0 dolayı, dolayısıyla belki çok fazla hakemi konuşmadık ama tutarsız bir hakem yönetim vardı ortada. Şimdi, hatta arkadaşlardan rica ederim, biz Hacı Ömer'in pozisyonda konuşurken VTR'yi de oynatabilirler. Sonrasında ise puan tablosunu, gelecek maçları değerlendirmek istiyorum. Sakaryaspor ilk yarı erken sonuca gitmese, 2-0'a sonucu taşımasa o penaltıyı verirdi. O kadar. Verir sonra. Miydi? Verirdi. Ben de bu kadar net bir penaltı, ekranları da geliyor. Hani bu ne abi? Ya bu da artık Hacı'nın da yapacağı bir şey kalmamış. Ya onu diyorum, Hacı burada ne yapabilir? Haksızlık da yapmayayım artık. Baksana. Bu arada çok değerli yorumlar da geliyor. Orayı hocamıza bir soru var. Tribünün eski sevilen ihtiyar delikanlılarından, ömrü gitti yaşlandı Adil Tank arkadaşımın. Hocama sorar mısınız demiş, şampiyonluk şansımız var mı diyor, playoff'ta dahil diyor. Bunu da artık hocam ilerleyen dakikalarda evet cevap şu fikstürü değerlendirirken Adil şimdi abimizin değerli yorumunu alalım. Gelen mesajları okuyayım ben. Ben Birol bu hafta Tatanga Kocaeli Cizre maçına gidecek mi? Medyada söylentiler var. İyi yayınlar Erhan Bey demiş. Alparslan abi, duyum varsa bu konuda sende vardır Mustafa abi. Bende var. Siz de aynı şekilde. Evet, cevabı gelecek. Bizim efsanemiz Mustafa abi hoş geldi. Onu dinlemek çok büyük zevk. Canberk ve Yusuf Kağan her türlü futbolcuyum diyor bana göre. İnşallah devamı gelir denilmiş. Birol Bey izleyenimiz küçük de kardeşiyle fotoğrafı atmış. Hatta Alparslan abiyle maç günü olan bir fotoğrafları da var. Hayrı Nisan'ın Gökhan ve Mustafa Bey'e çok selamları var şeklinde bir mesaj iletmiş. Bunları da sizlere aktarayım. Gelen sorular da var. Birazdan onlara da bakacağım. Gelen sorularda daha demin Adil abimizin de sorduğu gibi yorumcularımız playoff şansı nasıl değerlendiriyor? Fikstüre baktıklarında şampiyon olabilir mi? Olamaz mı? Yoksa playoff mu oynar Sakaryaspor şeklinde? Hep aynı tarzda soru geliyor. Bu çok sorulmuş duayen isme. Geldikçe söyleyeceğim, yoğun mesajlar var. Öncelikle teşekkür ederiz her şey için, ilgi gösterdiğiniz için. Dönelim abi, playoff şansı olur mu olmaz mı? Ekranlarda gelmişti. Hatta şöyle yapalım, arkadaşlardan rica ederim. Program öncesi bir tablo vermiştim onlara. Mediabar.com editörlerinden Bilal Bilir'in hazırladığı. Bilal'e teşekkür ederiz de. Çok öyle bir şey, çok ince bir detaylı çalışma yapmış da tamamen fal çıkarmış yani 15 o alacak, 13 çıkar, evet, oradan 5 çıkar, orada yapalı. Evet, zaten ömrümüz böyle bitti. Bu. Ömrümüz hesaplamayla bitti de Bilal toptan yapmış, direkt son 6-7 haftayı çıkarmış yani. Evet, tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Olabilitesi var mıdır mesela? Kısaca değerlendireyim. Keçiören'in kalan maçlarda 13-15 puan topladığını hesaplamış. İçeride 4, dışarıda 3 karşılaşması var. 72 puanla Keçiören ligi tamamlıyor. Sarıyer şu an 60 puanı var. 12 puan topluyor oynadığı maçlarda. 3 içeride, 4 dışarıda, 72 puanla Keçiören'le aynı puana sahipler. Samsunspor'un 4 tane içeride, 3 tane dışarıda maçı var. 14 puan topluyor. 72 puanda o da aynı şekilde. 3 takım aynı puanda. Kastamonu'nun diğerlerine göre birazcık daha puan kaybı var. 4 içeride, 3 dışarıda müsabakası var. 13 puan topluyor. 68 puanla ligi tamamladığı öngörmüş Bilal. Sakaryaspor'un ise 3 içeride, 4 dışarıda müsabakası var. Bir tanesi hükmen Gaziantepspor galibiyeti. Direkt olarak 3 puan hanemize yazılacak. 19 puan topladığımızı hesaplamış. 74 puanla ligi zirvede bitirip kupaya uzandığımız öngörmüş Bilal kardeşimiz. Burada tek firemiz Samsun'da aldığımız beraberlik 1 puan.
Şöyle bir durum var. Kastamonu'dan da olası bir puan çıksa, 3 puan çıkmasa hesaplamasına göre 17 puan topluyoruz ve 72 puanla 4'lü avaraja kalıyoruz. 4'lü avarajda da birçok etken ortaya çıkıyor. İkili avaraj, biliyorsunuz ki iki takım aynı puanlara sahipse ikili avaraja bakılır. 2 ve üstü takımların kendi aralarında oynadığı avarajlara bakılır. Tabloyu nasıl görüyorsun Mustafa abi? Şimdi tabii burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Sakaryaspor'un son haftalardaki sakatlar ve cezalılarla başı dertte. Sorun orada. Eğer ilk yarıdaki 4. haftanın sonra çıkış yakalayan o kadro istikrarı, o takımın fiziksel yapısı devam etseydi ben zaten puanımız 55 olmayacaktı doğal olarak. Liderlik daha kolaydı. Birinci olarak çıkmak, playoff'tan çıkmaktan daha kolay. Onu söyleyeyim. Geçen sene de Altay'ın 66 puanlı şampiyon olduğunu hatırlatalım. Aynen. Şimdi 66 burada puan, şu an 60 puandayız. Sıkıntı nerede? Sıkıntı Sakaryaspor'un son bu hafta da sıkıntılı maç. Şimdi millet Ankara Demir'i çantada keklik görüyor. Değil arkadaşlar, bak söyleyeyim. Çok koşan bir takım. Sürpriz geçenlerde de çok sürpriz bir takımı yendi. Hacettepe'yi mi yendi? Bir bayağı evet, sıkıntılı. Onlar ikinci yere çok iyi başladılar. Aynen. Arkadaşlardan da rica ederim. Biz konuşurken de tablo ekranda kalabilirse izleyenlerimizi. Hatta bir maçını seyrettim ben. Televizyonda veriyordu. Geçen haftalarda hasta olduğum dönemde. Şimdi ama asıl bizim problem son 4 hafta. Neden son 4 hafta? Bodrum içeride hadi kolay diye bakalım. Ama Kastamonu ve Samsun maçları bana göre final. Şöyle söyleyeyim. Örnek vereyim. 72 gözüküyor Kastamonu değilmiş. Verilen puanlarla. Evet. Kastamonu 68. Allah göstermesin. Sakaryaspor'u yendiğinde 71 yapıyor. Biz de 71'de kalıyoruz. Ya, ne oldu o zaman? Skora bakarız. Ha. Yani şimdi hesap 2 tane maç burada. 6 puanlık 2 tane maçın var. 6-6 12 puan yapar. Biri Kastamonu maçı. Tabii buralarda sürpriz yaşanmaması dolayısıyla şartıyla. Yani Ankara'da sürpriz yaşamayacaksınız. Ama Kastamonu 6 puanlık. Bir de son maç Samsun maçı 6 puanlık maç. Doğru mudur? Doğrudur. Bir de rakipleriniz bir tane değil. Bir tane olsa örnek veriyorum. Keçiören Gücü rakip olsa işimiz daha kolay. Ama Sarıyer var aynı puana sahip. 5 puan önde siz bizden. Samsun kadro olarak aslında sezon başı yaptığı harcamalarla herkes alır götürür diyordu. Ben uzak ara gider dedim. Uzak ara diyordu. İşte yanlış üzerine yanlış işte kadro planlaması devre arasındaki fazla transfer. Ama oyuncu hoca değişikliğiyle de çok, Samsun'un çok büyük bir havaya girdiğini belirtelim. Aynen. 60 dakikadan sonrası 10 kişi oynadılar ve Bayrampaşa gibi düşmemeye oynayan bir takımı 96. dakikalarda. Aynen. Yani ilk yarıdaki futbolunu oynamıyor. Şöyle Samsun. Söyleyeyim. Sakaryaspor. Yine söylüyorum. Dünyanın sonu değil. Birinci olamayız diyelim. Ama playoff'tan çıkma şansın var mı? Bunun için de sağ dışı şartlarını da oluşturmanız lazım. Yani kura şansı sizden olacak. İşte nerede olacağı maçların önemli. İşte ilk maçı kimle oynayacağız? Kadronuzun sakat olup olmaması önemli. Playoff riskli. Birinci çıkmak daha kolay diyorum bakın. Ve Sakaryaspor'un iki tane, yine söylüyorum, Ankara Demir'i kazaya olmaz ise iki tane maçı, Kastamonu ve Samsun maçı. İki kritik müsabaka. Yani bize orada birini Kastamonu deplasmanın 3, Samsun'dan 1, 4 puan gelmiş gözüküyor. Yani alınmış gibi ama öyle olmazsa playoff yolu hani hep manşet atıyoruz ya. Off playoff gibi. Bu bizim taraftarı da en çok bu playoff yoruyor ve off anam off çektiriyor. Bilginiz olsun. Evet Alparslan abi, sen nasıl değerlendiriyorsun tabloyu? Bilal'e öncelikle teşekkür ediyorum. Bayağı bir emek vermiş çünkü. Yani bunlara ulaşabilmek için bayağı bir çalışmıştır. Yani bunun 71'ini de bulmuştur. Keçiören'in 73'ünü de çıkarmıştır. Yani bayağı bir emek var bunda bu ama. Bu Sakaryaspor tablosu şimdi olmuş. Şimdi Keçiören proje takımı ise zaten bir yere kadar götürür diye düşünüyorum. Yani orada Sarıyer, Samsun, Sakarya'mız arasında son haftaya biz hani bir çekişme içinde olur diye düşünüyorum. Kastamonu'nun da fazla böyle hani tam bir iyi de
transferler yaptılar. Orada Ahmet Yıldırım var. Kendi kurduğu takım Yıldırım olacak. Ahmet Yıldırım önemli. Yani kim olursa olsun bizim takım istedikten sonra bu futbolcular 13'te 12 yaptı sonuçta. Tam sakatlıklarımız, eksiklerimiz olur ama son haftalara tam kadro girersek eğer ben daha iyi sonuçlar alabileceğimizi aynen düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben şimdi bu kağıt üzerinden pek fazla konuşmak istemiyorum. Oraya bir çıkar, buraya üç ekle. Ama benim buradaki iddiam şu. Eğer Ankara Demir yener, Kastamonu ile Sarıyer de kendi içinde berabere kalırsa eğer orada olabilecek bir beraberlikte ben son hafta Samsun'da final maçına çıkarız diye düşünüyorum. Yani Samsun yenerse onlar şampiyon olur. Beraberlikte bile çünkü iki lavajlara iyi oldukları için. Biz yenersek biz çıkarız diye düşünüyorum yani. İnşallah öyle olur. Çünkü ben şimdi Keçiören nereye kadar götürecek? Hadi çıktın, amacın ne? Türk futbolu bir adım ileri gitmesini istiyorsak proje takımları çıkmayacak. İşte Başakşehir şampiyonluğa oynuyor. 2000 kişi bile yok. Yani Keçiören tamam, tebrik ediyoruz. Verdiğim ama mücadeleden... şampiyon olursa işte Başakşehir'de şampiyon olursa Katar'a satılırsa para kazanacak. O yani başka bir konu. O işin başka bir bakışı. Evet. Şimdi Keçiören bir üst lige çıksan ne yapacaksın? Amacın ne? Kendi evinde 200 kişi oynuyorsun. Ya o da futbolcu eşleri, aileleri, yöneticilerin eşi, dostu gördük. Ama şimdi Sarıyer köklü bir kulübümüz. Samsun'la Sakarya şehir takımı. Mazisi olan Sarıyer'in de tabii keza mazisi var. Ha burada kimseyi de Kastamonu falan da küçümsemiyorum. Yanlış anlaşılmasın seyirci olur. Ama seyirci bakımından gerçekten bu tür futboluna faydası olmuş. Bir adım ileri götürmüş. Milli takımda futbolcular yetiştirmiş Mustafa abimizin anlattığı gibi. Şehir takımlarının birinci lige ihtiyacı var. Hani buna bir zemin uydurması lazım federasyonun. Yani Keçiören çıksa ne olur? Beşiktaş gitsin. Onun yolu var. Hemen söyleyeyim Alparslan kardeşim. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimleri ve başkanları göreve geldikten sonra bütün yetkiyi, her şeyi hatırlıyorsunuz teknik direktörlere veriyor. Halbuki teknik direktörlerin görevi nedir? Fatih Terim'in görevi neydi? Örnek veriyorum. Beni dünya şampiyonasına, Avrupa şampiyonasına taşımak. Yanlış mıyım? Şenol Güneş'in de olmalı. Ama öyle bir yapıyorlar ki Fatih Terim hiç unutmam göreve geldi. Son göreve geldiği dönemde devrim niteliğinde şeyler, kararlar alacağız dedi. Yabancı sayısı. Ama değil. Bakın Türk futbolunun devrim gibi kararlar alması, radikal kararlar alması lazım. Bunun için projeler basit. Örnek vereyim. Dediğine katılacağım için söylüyorum. Şimdi başlayayım, şey anlatacağım. Bir kere amatör takımların ve profesyonel takımları doğru ayıracaksınız. Türkiye'de bal bir ara gündeme geldi zaten. Bölgesel amatör ligi var değil mi? Nedir bunlar? Amatör mü? Ya milleti kandırmayın kardeşim, amatör değil. Süper amatör ligi diyoruz. Değil. Kandırıyorlar. Gizli profesyonel 100 bin, 150 bin lira para dönüyor arkadaşlar. Paranın döndüğü yerde amatörlükten bahsedebilir misiniz? Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bir kere Ar-Ge'sini, gelişim dairesini, atıyorum planlamayı, eğitim dairesini, her şeyi, scout dairesini oluşturmalı. Her şeyi teknik direktörlere bırakmamalı. Çalıştırılmalı ve oradan geliyorum, Türkiye'nin profesyonel kulüplerinin yapısını değiştirmeli. Tüm profesyonel kulüplerin şirketleşerek hesap verebilir, yönetimlerin hesap verebilir. Gerekirse o yaptıkları yanlışların yönettiği hesabı vermeli. Vermeli ya da cezaevine girmeli paralarını ödemiyorsa. Yaptığı bedeli ödeyecek. Amatör kulüpleri ise, amatör yapıları ise tamamen dernek bazında olmalı. Bakın, yol basit. Basit yol çiziyorum ben. Ne diyorum? Profesyonel kulüplerin de genelde şehir kulüplerinden olmalı. Diğerleri ilçe takımının normalde ne işi var kardeşim? Milli takımımızın başarısı için de bunlar şart. Profesyonellikte ne işi var? Atıyorum Sakarya Spor varken Karasu Spor'u. Seyircide 5000 oynamayanı almayacaksın mesela. Aynen. Yapılacak bazı şeyler var. Tesisi olmayanı almayacaksın. Onun için dediğine katılıyorum. O aşağıdan yukarıya kadar değişmeli. Çünkü ben burada Bilal'in hazırladığı şeyde de o yüzden ona dedim. Yani Keçiören iyi bir takım. Çok da güzel oynadı bize karşı. İnanılmaz derecede ben beklemiyordum yani. Kendi sahamıza bastı bizi. Kanatları indi, sıfır indi. Galatasaray maçını seyrettiniz mi Keçiören gücünün? İzlememiştim. Sevgili kardeşim. İzlememiştim. Galatasaray'ın anasını ağlattı ya. Galatasaray'ı İstanbul'da yeniyordu az da. Evet, orada da zorlu bir müsabaka artık. Arkadaşlarım da uyarıyor. Evet. Son 4 dakikaya giriyoruz. Alparslan abi, eklemek istediğim bir şey var mı? Şimdi Ümit'li bir kardeşim sormuş, İzmitli bu Kocaeli'ye evet, gidilecek mi diye çok soran var.
kendi şahsi düşüncemi söylüyorum. Ben gitmem. Yani beni bilen biliyor. Herkes kendi işini kendi görür Oldu zaten. Meydan. Burada bir de şöyle bir şey var. Bu zaten bir futbol. Yani bu olayları daha başka bir ilerlere taşımanın herkes kendi şehrinde Şimdi zaten... Bu nereden çıktı? Önce onu söyleyeyim ben. Bodrum Meydan tribün liderinin geçtiğimiz hafta içi Kocaeli bir TV kanalına bağlanarak yaptığı açıklamalar vardı. Bunların içerisinde de Sakarya'nın ve Kocaeli'nin kulüp bazında ilişkilerin düzelmesi gerektiğini ve birbirine ihtiyacı olduğunu belirtti. Ben ona Büyük bir şey oradan gelen bir düşünce. Ben ona bir şey diyemem. Dostluk... Böyle bir şey var mı? Hareket var mı? Direkt cevabı alalım çünkü cevap... Valla şahsi düşüncem bu işte tribün olayında tabii ki olay olmasın. Tabii ki hiç kimse üzülmesin, analar ağlamasın. Futbol sadece futbol olmadığını biliyoruz, konuşuyoruz da. Ama ben tahmin etmiyorum ya. Ben yani bir derece ileri taşıyabileceğini zannetmiyorum. Bunu taşımaya çalışan da bence kendi kendine bu şehirde kendini bitirir. Konu hakkında sizin de düşüncelerinizi alalım. Şimdi bu Cizre maçının olayının perde arkası bana göre Ahmet Hocam unutmazsam olaylar. Lafını kesmeden bir şey söylemek istiyorum. Başka bir tanesi de yine Kocaeli'de ben takip ediyordum sosyal medyada. O da biz kendi işimizi kendimiz görelim gibisinde yazanlar da var. Hemen söyleyeyim. Mesela. Hemen söyleyeyim. Bakın bir kere hep yanlış yerlerden giriyoruz, bakıyoruz. Ahmet Spor maçında Diyarbakır'da yaşanan olaylardan sonra bu Cizre Spor maçı olayı gündeme geldi. Neden geldiğini ben az çok tahmin ediyorum. Neden? İşte dostluklar kurulsun. Kocaeli Spor, hatta Düzce Spor, Sakarya Spor, komşu illerin taraftar birliği yapmalı. İşte Cizre Spor'da, Diyarbakır Spor maçlarında da dostluk onlarla da birlikte dostluk görüntüleri olmalı bazında bir düşünce tarzı vardı. Ama olmayacak. Olmaz. Olmayacak. Neden olmayacak? Başka şeyler çıkar yarın altından diye. Ceza da alınabilir diye. Fayda olsa, olabilecek şu. Ben açıkça söyleyeyim mi Mustafa zarar abi? Zarar olur gibi. Orada gittiğinde mesela bugün girildi. İşte ben kimseyi kötülemek değil. Alparslan geldi. Hadi Cizre'ye gidiyoruz dedik. Arkadaşlarla, büyüklerle. Herkes bir karar aldık. Gittik. Yarın orada olabilecek ilk olumsuzlukta alın siz dostluk yaptınız. Bunlar şey, bir şey bize ters döner bu tarafa yani. Çünkü ters Samsun'la tepmesi bak, de var. Samsun bizle dostluk yaptık. Tamam güzel. Gelsin gezinsinler şehrimizde. Ben varım. Esnafımız iş yaptı. Herkes iş Doğrusu yaptı. Doğrusu o ama. Ama ne oldu? Sahada baskı yapamadık. Seyirci... Hayır o farklı bir şey ama. Bak sağ içinde yapamadık mesela. Bak, ben mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütleri taraftarlardır. Ama doğru kurup mekanizmada. Oraya geleceğim. Mesela bir Türkiye'de hala Türkiye Taraftarlar Konfederasyonu yok. Mesela 81 ilde her taraftarlar tribün liderler var, tribünler var. Ama bu birlikteliği biz burada bile sağlayamıyoruz yere geliyor kendi içimizde. Sıkıntılar oluyor. Aslında o birlikteliği hep aynı yere geliyoruz arkadaşlar. Görünmeyen, bilinmeyen çok herkesin içinde Yapı bazı var. Sıkıntılar oluyor yani. Nedeni var onların da. Aslında ben Bolspor'un, Düzce Spor'un, demin söyledim hatırlayın. Trabzonspor olduğu yıllarda 5 kez şampiyon olurken yanındaki takımları sayıyorum arkadaşlar. Samsun Spor ligdeydi. Zonguldak ligdeydi. Ordu Rize ligdeydi. Evet bunlar bir lokomotif. Sakarya Spor'un en güçlü olduğu dönemde Kocaeli Spor burada vardı. Bolu Spor vardı arkadaşlar. Bursa vardı. Yani biz komşular, komşunun külüne muhtaç diyoruz. Ama ilk kavga yaptığımız insanlar komşularımız. Hatta daha ileri giderek söyleyeyim. Peygamber Efendimiz biliyorsun der ki bir gün sahabelerle oturur konuşurken komşu hakkından falan bahsederken ya işte sahabeler ya işte ya Resulallah falan filan diyor ki ben korktum diyor Allah-u Teala komşuya mirasçı bırakacaktı. Benim Düzce Spor'la Kocaeli Spor'la normalde ne sorunum var kardeşim olmamalı. Hatta ben daha ileri giderek söylüyorum Kocaeli Spor'un buraya geldiğinde güvenliğini Sakarya taraftarları sağlamalı ya. Sorumluluğu da onlara vermeli. Evet, aynı şey bizim de oraya bunlar gitti. Bunlar bizim için geçerli değil. Evet. Başka ilgilenen evet. Arkadaşlar. Buradan bir mesaj değil. Olsun tüm bizi izleyenlere. Artık ezeli, sürece... bakın ezeli rekabet ebedi farklı, dostluk. Ebedi dostluk farklı. Bu yoksa o zaman kimse bana ahlaktan, adaletten bahsetmesin kardeşim. Yarışma farklı şey. Şampiyon olmak farklı şey. Sporun, ben her zaman söylüyorum, ben skor adamı değilim diyorum. Ben skora göre Sakarya Spor şimdi 2-0 galip. Yok ya çok iyi, işte şampiyon demem, diyemem. Aynı şeyi söylüyorum. Benim için 3 puan önemli mi? Önemli. Ama namus davası değil. Atıyorum bir kardeşimizin canından değerli olamaz ya. Asla, yapmayın. Asla. O zaman Ahmet'teki yaşananlar doğru bir olay mı?
ahlaklı. Orası başka ama. Orayla kıyaslamak lazım. Ne olursa olsun olmaz. Orası, oraya kim giderse olmaz gitsin olmaz. Aynı olayları yaşıyor. O zaman kardeşim federasyon işte, milleti birbirine düşürmeyecek. Alacaksın. Büyük bir olay o. O büyük bir olay. O zaman ligden çekeceksin kardeşim. Benim başımı niye belaya sokuyorsun? Niye milleti birbirine düşürüyorsun? İşte, o büyük olay. O ayrı bir tartışma konusu. Değil. Tartışma konusu ya, değil. Tabii konuşulmalı. Ki bu takımın hep ligde olup olmaması arkadaşlar, tartışılıyor. Türkiye genelinde tartışılıyor ama. Sorunları, bakın Türkiye'de sorunları konuşmazsak, hep halı altına sübürürsek yarın kokar. Hani bir laf var. Her koyun kendi bacağından asılır derler ya. Ben de derim ki hadi oradan derim. Niye biliyor musunuz? Yazın sıcağında sen benim komşumsun. Koyunu as bakayım kapına. Ağacına. Kokar mı kokmaz mı? Leş gibi kokar. Ben onun kokusunu mu çekeceğim kardeşim? O sineklerin pisliğini mi çekeyim? Çok uzaklara gitmeyelim abi. Ha. Ahmet'te neler yaşadığımız bilinirken hiçbir... Ama Mustafa abi şampiyon olur muyuz bu sene? Uzun lafın şöyle, son... Şöyle söylüyorum. Abi çok kısa alacağım tam artık. Sakatlıklardan, cezalılardan kurtulamazsak şampiyonluk hayal. Bunu net söylüyorum. Ne playoff olarak kaldı söylüyorum. Bakın ne playoff olarak söylüyorum ne... Direkt şampiyonluk. Direkt şampiyonluk olarak söylüyorum. Ama biz sakatlıkları atlatır, ceza almaz, futbolcular dengeli olursa... Bu teknik kadro ve oyuncu kadro bunu kanıtladı zaten ilk yarıda geldiği 4 maçtan 17 maça kadar 13 maçta aldığı sonuçlar Sakaryaspor. Yapamayacak bir olay değil. Yine söylüyorum. Mesela hiç umuyor muyduk Sancaktepe'den mağlubiyeti? Soruyorum konu, size. Niğde'den konuyu açıyor. Bak, bizim bir şey, gün daha size ağırlamamız lazım. Aynen Mustafa abi. Ama çünkü sakatlıklar ve cezalardan kurtulmamız lazım. Reji pres yapıyor bana. Aynen. Bizden sonra bir program olduğu için. Çok da güzel bir program var. Köyüm benim programı var. Sizlerle çok birlikte güzel olacak. Alparslan abi sen çok bir cümlelik bir kapanış alayım. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ya buradan seri bir galibiyet, yani bu galibiyetle birlikte Ankara Demir maçını kazanırsak bu maçın önemi çok daha büyük olur bizim için. Bunun arkasında biz hiçbir maç kaybetmeden gidersek Samsun maçında Samsun'da son maçımızda ligin final maçına çıkarız. Kastamonu ve Samsun. Yolun sonu şampiyonluk aynen diyelim. Çok teşekkür şehir ederim. Şehir olarak abi, yalnız yine söylüyorum. Şehir olarak tüm yükü taraftara bırakmadan belediye başkan adayları mı? Belediye başkanı olan yeni başkanımız mı? Sivil toplum örgütleri mi? Hep beraber olursak bu treni hareket ettiririz. Bu yükü kaldırırız. Yoksa hayal. Bir de buradan bir şey söylemek istiyorum. Bu programınız dolayısıyla hem şey olarak da bir vesile olsun. Ben Ankara'da onkoloji hastanesinde ameliyat olmuştum. Bir kez daha geçmiş olsun. 3 hafta önce. Orada beni ağırlayan başta operatör doktor Ali San Arık ve arkadaşı, kardeşimiz yine hocamız Sinan Abay'la birlikte üroloji bölümüne teşekkürler ediyorum. Bize verdikleri biz de teşekkür ederiz yardımlardan size dolayı, gösterdikleri ilgiden dolayı. Bu arada da herkese iyi akşamlar diliyorum. TV264'e de teşekkür etmek lazım. Kim ne derse desin Sakarya'nın ilk ulusal televizyonu olması dolayısıyla hem bizleri taraftarlarla buluşturup hem de bu konulara Sakaryaspor'un gerçeklerini konuşturma anlatma babında verdiği imkandan dolayı. Biz de teşekkür ederiz. Bugün stüdyomuza konuk olduğunuz bir kez daha. İlerleyen günlerde kesinlikle sizleri alacağız Mustafa abi. Çünkü bize yetmediğini anladım bugün programın. Çok konu var. Konular çok, çok büyük. Yani mesela bir tüyo vereyim. Değinemediğimiz yerler de var. Mesela bir tüyo vereyim hemen. Mesela Türkiye Futbol Federasyonu biliyorsunuz değişim yaşayacak. Hem alttan hem hocalardan hem yukarıya kadar sadece Şenol Güneş bazında değil o değişiklik. Yönetim bazında da yaşayacak. Bilginiz olsun. Ya, ülke gündemimizde çok, çok yoğun. Ekran başındaki izleyenlerden çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizleri yalnız bırakmadınız. Birçok mesaj vardı ama gördüğünüz gibi çok hareketli bir programımız vardı. Okuyabildiğimiz mesajları okuduk, sorularınızı ilettik, yorumcularımız değerlendirdi. Haftaya bir kez daha sizlerle birlikte olacağız. Pazartesi günü aynı saatte, kendi saatimizde. Şimdilik bizden bu kadar. İyi görüşmek dileğiyle esen kalın, hoşça kalın.